İçer TV ekranlarına hoş geldiniz. Futbol Panorama programı başlıyor. Konuklarım Mehmet Uysal ve İsmail Ay abimiz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Öncelikli olarak Mersin İdman Yurdu Tarsus İdman Yurdu'yla başlayacağız ve amatörlerle devam edeceğiz. Bugün bol bol amatörleri konuşacağız diye umut ediyorum. Çünkü konuklarımız yok. Sadece iki konumuz var ki amatörü bol bol konuşalım diye bu hafta böyle yaptık. Mehmet Uysal. Öncelikli olarak önünde yine bir şeyler görüyorum. İdman Yurdu'yla başlayalım. Öncelikle herkese iyi akşamlar. Bugün Mustafa abi atladı ama Regaip Kandilimiz. Evet. Tüm Müslüman alemini ve İslam alemini diyelim. Kandil mübarek olsun. Umarım edilen bütün dualar açılan o ne derler? Ellerin açıldığı o semaya doğru yapılan tüm dualar Allah kabul etsin. Sanırım bir de Afrin'den 3 tane şehidimiz varmış bir patlama sonucunda. Bunu da ben de yeni gördüm. Şehitlerimize de Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, vatan sağ olsun diyelim. Türk milletinin de başı sağ olsun. Tabii ki önümde bu gördüğünüz hani Jenga mıydı abi? Aynen Jenga. Hani tahta parçalarından oluşan bir denge oyunu. Hani kimine göre bilimsel bir oyun, kimine göre bir denge oyunu, kimine göre farklı bir oyun, kimine göre de çok saçma sapan bir oyun. Öyle diyenler de var. Bunu niye getirdik buraya? Tabii birazdan bahsettiğimiz konular neticesinde değineceğiz. Bakalım neymiş bu? Bugünkü konu başlığımız aşk. Yani spor programlarında olmayan bir şey belki ama tabii ki Mersin'i şimdi aşk deyince insanlar direkt böyle hani Leyla Mecnun aşkından bahsediyor hemen. Yani onu anlamaya çalışıyor. O aşk. Bizde İsmail abiyle Kerem ile Aslı. Yok İsmail abiyle ben olmaz ama. Bizim aşkımız onunla farklı bir boyutta. Hani şimdi mesela aşk deyince İspanya'da aklına ne gelir? Aşk. Nasıl anlatayım? Bir sürü şey gelir. Bak Serdar Can ne demiş hemen? Uysal aşk var dedi. Onun için geldim demiş. İyi yayınlar demiş. Evet. Teşekkür ediyorum Serdar Can kardeşimize. Aşk deyince aklıma Mevlana ile Çems geliyor. Şimdi az önce dedim ya, şimdi aşk göreceli bir olay. Şimdi aşkın olayı nedir insani aşkta? İşte beklenti olmadan karşındakine, yani karşındakini sevmektir, sarılmaktır. Bir nevi kelime anlamı sarılmaktır. Aşkla sarılır falan derler ya. Tabii Mustafa abi tuttuğun takıma aşık olabilirsin. Gittiğin bir mekana aşık olabilirsin. Yemeğe aşık olabilirsin. Eşine aşık olabilirsin insani olarak. Bir de dedim ya tuttuğun takım. Bizde de aşk denilince akla Mersin İdman Yurdu geliyor. Konumuz da Mersin İdman Yurdu olduğuna göre o zaman aşkı biz Mersin İdman Yurdu üzerine düşeceğiz. Ben bütün canlılara aşık. Yalnız ayrı canlı çeşidi çok abi hatırlatayım. Fark etmiyor. Ben mesela şöyle balıklara da aşığım. Örnek vereyim otlara da aşığım. Benim için fark etmiyor. Göreceli bir şey. Aşk böyle tek insani bir aşk değil. Yani Leyla Mecnun aşkı değil. Evet Allah insanlara aşkı bahşetmiş ama biz insanlar olarak o aşkı maalesef yanlış yerlerde aradığımız için. Şimdi Einstein şöyle bir şey demiş. Aslında herkes bir dahidir. Mantık, senden bahsetmemiş. Ya benden bahsetmedi doğru. Şimdi devamını getirmiş demiş ki ama siz kalkıp bir balığı ağaca tırmanma yeteneğine göre yargılarsanız tüm hayatını aptal olduğuna inanarak geçirir. Ya bence bu cümle önemli. Siz balık olayını kalkıp ağaca tırmanma yeteneğine göre yargılarsanız tüm hayatını aptal olduğuna inanarak geçirir. Einstein aslında herkes bir dahidir cümlesini şunun için kullanmış İsmail abi. Seni de olayın için atmaya çalışıyorum İsmail abi. Aşk deyince sen bir aşk adam olduğun için. Şimdi ben her zaman şunu söylerim. Bütün insanlar, sen canlı dedin ama ben insani olarak ele almak zorundayım. Bütün insanlar şampiyon olarak dünyaya gelir. Bunun ne anlama geldiğini hiç duydunuz mu abi? Bütün insanlar şampiyon olarak dünyaya gelir. Düşünün. Ya tabii milyonlarca şeyin içinden ya, milyonlarca sperm içerisinden belki de milyarlarca belki de katrilyonlarca. Hayır bu kelime çok kötü bir kelime değil öyle bakmayın. Yok ben bakmıyorum İsmail abi. Yani, sadece bir tanesi birinci oluyor ve biz insanlar dünyaya geliyoruz. Çünkü şampiyon olabilmek için birinci olman lazım. İşte o seni yenenleri ben merak ettim. Yenilenleri. Pardon sana yenilenleri. Hani burada 3 ay önce yine bir Rocky filmini anlatmıştık. Hani diyor ya hayat kadar hiçbir şey sert vuramaz ama önemli olan yediğin darbelere rağmen ayakta kalabilmektir. Ayakta kal diye de bir video klip vardır zaten. Şimdi ben açıkçası hani o aşk konusunu tabii ki işin o espri tarafı. Mersin İdman Yurdu bizim tartışmasız her şeyimiz.
aşk dediğimiz olay bu. Hani dedim ya az önce Allah herkese yani biz insanlara aşkı bahşetmiş ama Leyla'ya dememiş git Mecnun'a aşık ol. Mecnun'a dememiş git Leyla'ya aşık ol. Bir ömür mutlu olun ölün. Hayır aşk bu değil. Aşkın temelinde her zaman şu yatar. Şimdi İsmail abi sen evlisin. Çocuğun yok herhalde. Şimdi İsmail abi eşinin ismi neydi abi? Reyhan Hanım. Allah İsmail abi demiş ki Reyhan Hanım'a aşık ol demiş. Reyhan Hanım'a da demiş ki İsmail Bey'e aşık ol demiş. Ama Bey. İşte İsmail Bey'e aşık ol demiş. Ama buradaki aşk, bahsedilen aşk hani hep şu yanlış anlatılır İsmail abi. Şimdi burada Mersin'e bağlayacağım. İsmail abiye Reyhan Hanım'a aşık ol. Ömrünüz boyunca birbirinizle mutlu olun. Sonra da mutlu bir şekilde ölün. Anlamında değil. Bende bir sorun yok değil mi abi? Ha, tamam. Böyle bir hareket yaptın ki İsmail abi. Hani insanların aşkı aslında şöyle şey anlatmak lazım Mustafa abi. Birbirine basamak olarak, hani insanların birbirini basamak olarak kullanması lazım. Birbirlerinin eksiklerinden tut en iyi taraflarına kadar. Ha, tamam, ama yok, orada ama, bir sıkıntı oldu gibi de. Ama üstüne basamak değil de basarak. Hayır hayır diye. Basarak değil. Şimdi bak. Ne dedik? Üstüne basarak şey yapıyorlar hayır, ya şimdi. Mesela Leyla'ya demiş ki Allah git Mecnun'a aşık ol dememiş ya da Mecnun'a demiş ki Allah git Leyla'ya aşık ol dememiş. Birbirinize aşık olun ama birbirinizi basamak olarak kullanın. Doğru olan aşk. Hani o diyoruz ebedi sonsuz aşk. Allah aşkı. Aşkların temelindeki yatan gerçek budur. İşte Mersin İdman Yurdu nereden geleceğiz buraya? Şimdi benim önümde bir Jenga bahsettiğimiz olay. İşte İsmail abi hatırla artık biz bir taraftar olarak şundan bıktık. Sen de bıkmışsındır ben de bıkmışımdır herkes bıkmıştır. İşte 1925 yılından beri, 93 yıl yapıyor. 93 yıllık bir kulüp düşün abi. Her gelen ama bak bütün olarak değerlendirin. Her gelen hep şikayet ediyor. Her gelen bir şikayet ediyor. İşte onu baz gösteriyor, onu baz gösteriyor. Ne bileyim işte ya o yönetimin hatalarını ortaya atıyor. O geliyor diyor ki işte ya o başkan ben diyor cenaze aldım diyor. O diyor hep bir şey diyor. Ya biz artık taraftar olarak bundan bıktık. Artık şu geçmişi kurcalamanın bize getireceği bir şey yok. Ya şu enkaz edebiyatını herkes bıraksın. Niye? İsmail abi herhalde bütün kurullarda olmuşsundur başkanlık seçimlerinde hemen hemen ya da izlemişsindir. Evet, bir şey kabul gibi. Edenler etmeyenler kabul edilmiştir. Kardeşim orada o enkazı kabul ettiğin an sen sorumlusun. Kim olursa olsun bakın 25'ten bugüne diyorum. 93 yıllık tarihten bahsediyorum. Şu başkan bu başkan demiyorum. Başkanın biri gelmiş. Bak Jenga oyunu. Başkan gelmiş almış bunu abi. Koymuş üste. Ne diyor? Ben diyor borç yapmadım ha diyor. Gördünüz diyor. Bir tane başkan geliyor. Şuradan bir tane çekiyor. Alıyor. Çekebildik mi abi? Çektik. Koyuyor işte. Bak diyor ben diyor borç yapmadım ha diyor. Ben diyor bak üstüne de koyuyorum diyor. Bir tane başkan geliyor. Şuradan alıyor. Alalım şuradan. Geliyor buraya koyuyor. Bak diyor ben diyor koydum ha diyor. Bunu her gelen başkan alttan çekiyor üste koyuyor. Alttan geliyor üste çekiyor. Kardeşim şurayı bir zoomlasana. Şu görünmeyen kısmı. Üst tarafı. Bak bize gösterilen kısım burası işte şu üst taraf. Burası şu üst tarafı bize gösteriyorlar işte ben diyor borçsuz kulüp bıraktım diyor. Ya altı kardeşim açtığın zaman delik deşik. 93 yıldır Mercedes'te olan bir tembu. Bize hep alt tarafı gösteriyorlar ama üst tarafı gösteriyorlar ama alt tarafı hikaye. Şimdi hiç gördünüz mü siz inşaat sektöründe üstten inşaat yapıldığını, başlandığını? Üstten alta doğru başlanır mı? Alttan zeminden başlarsın. Zemini sağlamsa üste doğru çıkarsın. Yani bu şey gibidir. Yer çekim kanunu vardır işte. Biz niye yerdeyiz? Yer çekim kanunundan dolayı. Yani biz yerde olmak istediğimiz için yerde değiliz. Yer çekiminden dolayı biz ayaklarımızın üstünde yerde durabiliyoruz. Sen hiç bir dedim ya üstten başlanan bir inşaat gördün mü abi? Başlayabilirsin yani. Mersin İdman Yurdu'nda altı hep oyulmuş. Senin geçenlerde bir lafın vardı abi. Altı hep oyulmuş. Oyulmuş, oyulmuş, oyulmuş. Biz yukarı ama çıkarken, hep yukarı çıkarken seviniyorduk. Değil mi? Meğer bir noktaya geldikten sonra altımızın oyulduğunu yani Süper Lig'e çıkarken. Aynen. Bize şu kısmı göstermişler hep. Biz alt kısımları unutmuşuz. Sonra bir çekmişiz elimizi. Mersin İdman Yurdu yok olmak üzere. Bak yok oldu demiyorum. Yok olmak üzere. Niye? Çünkü hala bir şans var bence. Bence hala bir şans var. Nasıl bir şans var? Bu Bal Ligi'ne düşecek değil mi mesela? Düşsün. Bu yok olmak anlamında değil. Bu artık düşsün. O önemli değil. Ya işte hala bir umut var dedin Mehmet bak, Ünsal. Umut, yani onu söylemen bile şu anda heyecanlandırıyor bak, beni. Ben Sakarya'da nasıl bir umut var bak, merak ediyorum. Şimdi Hamit İzol'un bir lafı var. Burada başkanların isimlerinin önemi yok. Her gelen başkan bunları yapıyor. Hamit İzol'un bir lafı var. Aklımda kaldığı için söylüyorum.
çözüm varsa çözümle gelin bize diyor, değil mi? Yani bırakalım artık şu geçmiş diyor. Varsa bir fikriniz, çözümünüz, evet, çözümle gelin diyor. Bugün ve yarın için bir çözüm varsa bize onu söyleyin. Benim diyor. Rahmetlinin de mekanı cennet olsun. Kendisini de rahmetle anıyorum. Ya bana bir gün dedi ki İsmail abi, bak bunu hiç unutmuyorum, bu bana büyük bir ders olmuştur. Dedi ki Mehmet Uysal dedi işte, yani torunum işte neyse. Dedi ki bir gün dedi sadece şu sağ kolunu kullan dedi. Sadece ama sağ kolunu. Sol kolunu hiçbir zaman kullanma dedi. Sadece sağ, bir gün boyunca. İkinci gün dedim ki nene kullandım bitti. Soru yok. İkinci gün bana dedi ki sol kolunu kullan dedi. Sadece sol kolunu, sağ kolunu hiçbir zaman kullanma dedi o gün içerisinde. Üçüncüsü gün dedi ki iki kolunu birlikte kullan dedi. Dördüncü gün ben yanına gittim dedim ki nene sağ kullandım, solunu kullandım, ikisini bir kullandım. Şimdi dedi ki kullanma. İkisini ne nasıl kullan dedi. Ayrı ayrı kullan. Normal günlük hayatta biz ikisini nasıl kullanıyoruz? Hayır dedi. Ben senden bunu istemedim dedi. Demek ki anlamamışsın dedi. Tabii çocuğuz o zamanlar. Bak Mersin İdman Yurdu'na bir kulüp başkanı geliyor. Şimdi nereye bağlayacağım? Dedik ya altı uyuyor üste koyuyor. Alttan bir şey çekiyor üste koyuyor. Bize üstü gösteriyor altı göstermiyor. Ya şu çeksene bir sağ kolumu abi. Çek abi. Bak ne kadar rahat gelir değil mi? Soldan çeksen soldan ne kadar rahat gelir. Şimdi çek abi. Bak şimdi çek. Gelir mi abi? Gelmez. Gelmez. Şu. Gelmiyor mu? Rahmetli nenemin bana anlatmaya çalıştığı şey şu. Şu birlik beraberlik. Hayatın boyunca birlik beraberlik içerisinde yaşayabileceğin insanlar biriktir. Bana söylediği cümle bu. Çünkü Efendiler Efendisi bugün Regaib Kandili aynı zamanda hem de anmış olarım sallallahu aleyhi ve sellem. Bir ikiden iki birden üstün değil diyor. Birleşiniz diyor. Bu birliktelik nasıl? Şimdi Mersin İdman Yurdu'nda niye olmasın abi? Yani yeniden küllerinden doğarken sen ben diye bir şey yok. Niye biz olarak yeniden doğmasın bu takım? Ya olamaz mı? Hani dedim ya umudum var diye. Çünkü sonuçta Mersin İdman Yurdu... Hayır sonuçta bir Mersin İdman Yurdu bir var. Şekilde doğacak. Değil mi? Ama yeni doğacak. İşte, abi işte yeni eski sonuçta ölmeyecek. Hayır bir Mersin İdman Yurdu doğacak yani ona hiç şüphemiz yok. Biz yani Allah bize ömür verirse hayır, inşallah. Hayır bu şekilde doğacaksa doğmasın ama. Biz zaten... bundan bahsediyor. Şu şekilde doğmasın. Abi ona biz ne kadar... Bak dün İçer Spor'un şampiyonluk yemeğini dedik söyleyelim buradan da. Zaten kamuoyuyla da paylaşıldı. Haberini de yaptım ben. Metin Saltın söylediği bir cümle var. Sen de oradaydın abi. Ne dedi? Biz dedi Mersin İdman Yurdu İçer Spor olarak Mersin İdman Yurdu'nun kurtuluşu bizim üzerimizden sağlanacaksa şehrin büyükleri, amirleri dedi, gelirler, diyalog içerisinde oluruz. Bunun başkanı sen olmuşsun, ben olmuşsun diye bir şey yok dedi. Dönüşümlü olarak yapabiliriz dedi. Bak birlik, beraberlik. Siz dedi 500 koyarsanız ben de 500 koymaya hazırım dedi. Siz 1 koyarsanız ben de 1 koymaya hazırım dedi. Dedim abi bunları? Tabii. Değil mi? Yani şu şeyden kurtulalım artık. Birazdan süper amatöre geçtiğimizde de konuşacağız hep. Aynı dönüp dolaşıp çünkü artık Mersin İdman Yurdu bu takımın ortak sorunu. Yani ilçelere de yansıyor bu. Tarsus, Anamur, Silifke, Mut, Erdemli, Gülnar hepsine yansıyor bunlar. Şimdi dönüp dolaşıp seneye 4 tane takımın var balda. Bak olaylar nereye gelecek? Ben birazdan süper amatörde Meski Spor için diyeceğim ki ben Meski Spor'un Süper Toto Bal Ligi'ne çıkmasını istemiyorum diyeceğim. Ama tabii nedenlerini söyleyeceğim. Ben istemiyorum. Açık ve net söylüyorum. Ben istemiyorum Meski Spor'un Bal Ligi'ne çıkmasını. Mehmet Uysal Süper'e geldiğimizde başlayacağız. Hemen yazalım Ezel. Mehmet Uysal'dan flash. Yok flash'a gerek yok yazabilir. Ben Meski Spor'un Süper Toto Bal Ligi'ne çıkmasını istemiyorum bu sene. Süper amatörü de anlatacağız zaten bunları. Yani benim söylemeye çalıştığım yok şey yok. Ama şimdi bunu hemen bence açman lazım. İnsanlar yanlış... Hayır bu konu çünkü süper amatörü bağlayacak. Ben istemiyorum. Onu süper'e geçtiğimiz zaman Meski Spor bölümünde konuşuruz. Konuşacağız çünkü. Az sonra bekleyin diyorsun. Az sonra tabii canım. Şimdi şeye gerek yok. Yani burada yöneticilerin artık kim olursa olsun işte birlik beraberlik içerisinde sevgi saygı kardeşlik çerçevesinde artık şu şeyden kurtulsun. Basından tut medyasına kadar taraftarına kadar eski yönetici yeni yönetici kim varsa kardeşim. Ya bırakalım şu artık geçmiş. O öyle yapmış bu böyle yapmış. Şu şöyle yapmış. Yok Ali Kahramanlı yok Mahmut Karak yok şu yok bu yok o. Ya artık bunlar bitti. Bize bir faydası yok. Yani artık bunları konuşmanın da bize bir getirisi yok. O yüzden biz bugünden sonrasına bakacağız. Bugünden sonrasını nasıl değerlendiririz, nasıl yaparız, ne ederiz, ne biçeriz? Yani küllerinden doğacak denilen Mersin İdman Yurdu şu tabloda doğmasın kardeşim. 10 yıl sonra, 5 yıl sonra biz buraya gelmeyelim yine. Alttan çekip üste koymayalım. Ya diyoruz ya çakıllı bir çivin yok ya. Çakıllı bir çivin yok. O zaman yeni Mersin İdman Yurdu doğarken tüzüğü hazırlanırken seni de çağıralım. Gurur duyarım. Ya gurur duyarım öyle bir şey olursa yani. Gurur duyarız. Ya hepimiz burada ben sen diye bir şey yok. Hepimiz. Yok çünkü bak şunu söyleyeyim şimdi. Bu bunu birçok ortamda tartışıyoruz. Mevcut Türkiye Futbol Federasyonu'nun futbol kulüplerine verdiği yetki şu anda bu Mehmet Uysal'ın dediğine müsaade etmiyor.
Bunu sadece bireysel olarak kulüpler kendi tüzüklerine koyarak şu an için yapabilirler. Bunu da kaç tane kulüp yapar onu şu anda bilemiyorum. Bak şimdi bir metin okuyacağım. Metin Saltık'ın ağzından. Sen devam et. Ben onu devam edeyim. Sen devam et. Şimdi Futbol Federasyonu bu işe el atıp futbol kulüplerinin tüzüklerinde bir takım düzenlemeye gitmesi gerekiyor. Olmazsa olmaz maddeler eklemesi gerekiyor. Bu da nedir? Her başkan geldiği zaman o başkan kulübü devrederken bu aradaki borç ve alacaktan sorumlu olması gerekiyor. Biz şimdi bir sürü borç var. Ben geliyorum, yönetime aday oluyorum. Yönetimde bir şekilde delegenin oyunu alıyorum, kazanıyorum. Bu arada eski yönetim bütçesini ibra ediyor. İşte 10 milyon gelirimiz var, 50 milyon giderimiz var, 40 milyon açığımız var. Kabul edenler etmeyenler kabul etmiştir dediği zaman ibra etmiş oluyorsun. Eski yönetime daha hiçbir şey soramazsın. O yüzden bunun tüzükte ilk önce bunun düzenlenmesi lazım. Ondan sonra zaten o kulüpler daha doğru çalışacaktır. Yani dernek yönetiminden ziyade biraz daha şirketleşmeye ve şirket yönetimine dönmesi gerekiyor kulüp yönetimlerinin. O zaman şu alttaki şeyleri görmeyeceğiz. Oyukları görmeyeceğiz yani. Olmaması lazım zaten. Yani görmeyeceğiz derken ya bize olacak da mı görmeyeceğiz üstünü kalacak haline? Hayır. Kulüpler bugünkü dernek yasasında ya iş tüzüğüne mecburi maddeler eklenerek ya da Futbol Federasyonu'nun direkt yukarıdan her futbol kulübünün tüzüğünde olmazsa olmaz maddeler belirleyecek. 1-1-2018'de ben kulüp başkanı olmuşsam, 2 yıl kulüp başkanlığı yapmışsam, 1-1-2020'de kulübü devrederken kulübün futbolculara, yani şahıslara ve devlete olan tüm borçlarından sorumlu olmam gerekiyor. Devrederken borca karşılık para ya da mal varlığı göstermem gerekiyor. Ondan sonra kulübü devretmem gerekiyor. Bu aradaki borçtan sorumlu olmam gerekiyor benim. Şimdi bak abi, senin o bahsettiğin tüzük olayına dün Metin Saltık şöyle bir cümle kurdu. Bu direkt Metin Saltık'ın ağzından çıkan bir cümle ki haberini paylaştık. Bir sıkıntı yok. İçerispor'un yeni Mersin İdman Yurdu olması için tam oyunda bir görüş hakim. Daha önce de belirttiğim gibi eğer ki Kocaçınar Mersin İdman Yurdu'nun kurtuluş reçetesi İçerispor olacaksa biz bütün imkanlarımızla buna hazırız. Burası önemli. Şeffaf, sorgulanabilir, hesap verebilen bir yönetim oluşturup yolumuza bu şekilde de devam edebiliriz. Hiç sorun yok. Kulübün tüzüğüne, senin söylediğin, yapılan tüm borçlardan kulüp yerine yöneticiler mesuldür. Yapılan tüm borçlardan kulüp yerine kim yaptıysa borcu o yöneticiler mesuldür. Maddesini ekletip bu şekilde biz borçlu zarsız her gelen başkana devredilecek diyor. Bu mümkün mü abi? Mümkün tabii ki. Daha önce mümkün değil miydi? Hayır, şu anki normal tüzüklerde mümkün değil. Değil mi? Değil. Hayır, ben bilmediğim için soruyorum. Mümkün değil miydi daha önce? Şu anda dernek, sen kulüp yöneticisiyken 40 milyon borç yapmışsın. Tamam. Ben kulübü devralıyorum. Yani yönetimi ben seçiyorum. Zaten ben yönetime ben seçilmeden önce senin gelir ve giderin ibra ediliyor. Delegelere oya sunuluyor. Sen okuyorsun işte, 10 milyon gelir var, 50 milyon gider var, 40 milyon borç var. Bunu okuyorsun. Kabul edenler etmeyenler kabul ediliyor. Çoğunluk seni ibra ediyor yani. Senin başkanlığını... Yani bizim şu oyma olayına geliyor. Aynen öyle. Kabul edip yönetimi ben devralıyorum. Yönetimi ben devraldığım zaman dönüp sana o borçları soramıyorum şu anki tüzüklerde. Tamam, o tüzüğe bu işte ibra... Onu işte, eklediğin zaman... Ekleyebiliyorsun onu. Zaten işte. O zaman ibra edemiyorsun. İşte ibraya gerek kalmıyor o zaman. İbra edemeyeceksin çünkü sen onu açıklaman gerekiyor. O borcun karşılığını göstermen gerekiyor. Olması gereken bu değil mi zaten? Olması gereken... Ben bunu birçok yerde söyledim daha önce zaten yani. Abi işte adam yanlış bir şey söylememiş yani. Olması gereken bu yani. Ya her taraftan bir delik abi ya. Yani şey gibi olmuş ya, şuradan insan olsa su içer, yerden su akar ya. Bak mesela ben şimdi bir tane... Süzgeç gibi. Süzgeç gibi düşün bir abi. Bir tane limited şirketin %25 ortağıyım şu anda ben. Veya bir anonim şirketin %25 ortağıyım. Vay, neler itiraf ediyor abi, görüyor musun? Mesela, mesela dedim. Yani. Şimdi devlete, sigortaya, vergi dairesine 100 milyar borcumuz var. Ben şirketi devret, yani şirketteki hissemi Mustafa Karabulut'a devrettim. %25 hissemi. Ben devrederken şirketin 100 milyar borcu vardı. O borç ödenmediği sürece üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin o 100 milyarın 25 milyar borcu benim. Döner dolaşır o 25 milyar bana gelir. 100 milyarın %25'i benim olduğu için ben hissemi başkasına devretsem de o 25 milyardan, yani 100 milyar borcun %25'lik kısmından ben sorumluyum. Bana ödem emri de tebliğ eder, haciz de getirir. Ne zaman o %25'lik kısmı ben ödedim, ondan sonra benim oradaki sorumluluğum biter.
aynı şeyin sadece Mersin İdman Yurdu için söylemiyoruz bunu. Türkiye'deki tüm kulüpler için. Yani bugün Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Trabzonspor'un borçlarını duyuyoruz. Ceza geldi işte Trabzonspor. Yani bu korkunç rakamlar bunların önüne bir yerde geçilmesi lazım. Ha, dünyada da böyle. Avrupa takımlarında da aynı şeyler var. Ama Avrupa takımlarının çoğunun maddi geliri var. Abi senin bildiğin takımlar, bilmediğin takımlar tabii canım vardır yani, yok diyemezsin. O yüzden buna köklü bir çözüm gerekiyor. Acil bir çözüm lazım. Köklü bir çözüm gerekiyor. Hani biz hiç onlara müdahale edemeyiz, gücümüz yetmez. Ama en azından Mersin'de yarın yeni bir takım süper profesyonel liglere çıktığı zaman ya biz gidelim soralım ya. Diyelim ki biz sizin tüzünüzü incelemek istiyoruz, görmek istiyoruz. Ya bu yani geleceğimiz aslında. Adına, tabii. Geleceğimiz adına. Şimdi biz 28 yıl sonra Süper Lig'e çıktık. Ondan 28 yıl önce Süper Lig'den, o zamanki birincilikten düştüğümüz zaman da ben tribündeydim çok şükür. Yani o günlerde ben yaşadım. Şimdi 28 yıl sonra Süper Lig'e çıkarken korkunç bir mutluluk yaşadık. Yani hala o Tevfik Sırrı'nın çimlerinin tamamen insan seliyle dolduğu görüntüler hala benim elimde de var zaten. Şimdi şöyle bir soralım kendi kendimize. 28 yıl sonra o mutluluğu yaşamamız mı daha iyiydi? Yoksa 28 yıl sonra şampiyon olup o mutluluğu yaşamasaydık bugün PTT 1. Lig'de ya da 2. Lig'de ya da 2. Lig'de ortalarda borçsuz, ki hep öyle olduk zaten, borçsuz ortalarda mücadele eden bir takımımız mı olsaydı? Ben bir an kendi kendime soruyorum yani. Ya çok mutlu olduk o zaman. Yani tüm şehir çok mutlu olduk. Mersin İdman Yurdu'nu maçına hiç gitmeyen insanlar bile sokaklarda bayrak salladı. Mersin İdman Yurdu'nun formasını giydi. Genç nesil, belki 8-10 yaşındaki çocuklar Mersin İdman Yurdu'nu duydu şampiyon olduğu için. Acaba onu yaşamak mı? Yani o mutluluğu yaşadık. Yaşamasak da bugün 2. Lig'de veya PTT 1. Lig'de mi olsaydık? Ya her şeye rağmen biz o mutluluğu yaşadık kardeşim. İyi ki de yaşamışız mı diyeceğiz. Bak dün bir soru işareti yani, burası da cümle kullanıldı. Hani ismine girmeyelim çünkü çok önemli. Bizim için önemli olan o cümle. Denildi ki dün hani ya niye Mersin İdman Yurdu? Başka bir isim olsun mesela, atıyorum. Niye Mersin İdman Yurdu? Ne dedin İsmail abi sen? Ben o bizim aşkımız dedim. Değil mi? Yani. Başka bir şey bu çünkü. 93 yıllık başka bir şey. Duygusal belki ama ya, başka bir şey. Şimdi duygusal da. Bu başka bir şey ama. Ben İdman Yurdu. Mersin İdman Yurdu. İdman Yurdu. Nereye gidiyorsun? İdman Yurdu maçına gidiyorum. İdman Yurdu bu hafta kimle oynuyor? İdman Yurdu bugün nerede? Kerem Topa ne demişti abi? Ya abi dedi, ayaklarım titriyor heyecan. Daha yeni yani. Bir hafta önce yani. Takım Bal Ligi'ne düşmüş. Maça gidiyoruz Mehmet Uysal, Kerem Topal ve ben. Tam stadyuma yaklaştık. Böyle stat göründü. Kerem dedi ki abi ben hala buraya gelince niye heyecanlanıyorum dedi ya. Düşün bu halde. Ben hala heyecanlanıyorum dedi. Ya bu böyle bir sevdaya sen ya niye Mersin İdman Yurdu'na takılıp kalıyorsun diyemezsin. Diyemez. Ya. İşte ben yani onu yani. Dememeliler yani. Ya şimdi, evet biz yarın Mersin İdman Yurdu değil de 3. Lig'de bir Mersin Spor diye bir takımımız olduğu zaman tabii ki biz onun maçına gideceğiz. Tabii ki biz onun arkasında olacağız. Tabii ki biz ona destek vereceğiz. Ya olmasa da Bal Ligi'nde destekleyeceğiz. Süper Amatör'de destek. Sonuçta biz takımlarımızı destekliyoruz, destekleyeceğiz. Ama o bir Mersin İdman Yurdu sevdası olmayacak yeri yani. Yeri başka abi. O kesinlikle yeri olmayacak. Bambaşka. Ben kendi bugün şansım adına söylüyorum. Ya Mehmet Ali dayıya sen bunu anlatamazsın. Anlatamazsın. Ahmet aynen. Civan Bey abiye sen bunu anlatamazsın. Ya vefat bunlar, eden eski futbolcularımız ya, var. Ya daha çok da şu an bunlar tribünde olduğu için söylüyorum. Aynen. Hacı Bayram birinci dayıya sen bunu anlatamazsın ya. O adama ya gel senin takımın ismi ne bileyim işte Mersin Spor olsa desen adam yani gelir maçını izler ha, destekler. Mehmet Ali Dayı'nın tüm Süper Amatör maçlarına geldiği gibi, Tarsus İdman Yurdu maçlarına gittiği gibi tabii ki oraya da gelip bir futbol sever olarak destekleyecektir. Ama o sevda bir de olmayacak yani. Bunu ya ben bak, bu Ahmet sözünü kestim. Ahmet Civan Bay abimiz dediğince hemen az önce mesaj atmış. İyi akşamlar arkadaşlar demiş. Tek kişiyle olmaz. Anamur'dan Çamlıyayla'ya kadar çözüm için tüm spor hocalarıyla, tüm basın mensuplarıyla, kamu ve iş adamlarıyla grup halinde bir toplantı yapılsa, herkesin de bilgisini alsak zarar eder miyiz demiş. Bak az önce benim bahsettiğim olay yarıda bıraktım ben İsmail abiye söz vermek için. Çünkü o önemliydi o bazı konular. Şimdi aşk konusu dediğimizde biz orada, biz de şimdi dedin ya abi ne kadar da olsa bir duygusallık var. 93 yıldan bahsediyoruz. Mersin İdman Yurdu bir aşk. Şimdi diyoruz ya Civan Ahmet abinin dediğine getireceğim. Ya artık şu geçmişi, onu, bunu, şunu, o ne yapmış, bu ne yapmış. Ya dün bile hala birbirinin altından birbirlerini kazımaya çalışan eski yöneticiler var.
Bak isime gerek yok ama eski yöneticileri hala birbirini işte o onun dönemindeydi, yok o şu bunun dönemi, yok mu bunun dönemi. Ya sen de yöneticilik yaptın, senin döneminde de sıkıntıları vardı. İnsanlar sen iyi de olsan kötü de olsan konuşacak her zaman bir şey bulur. Bırakın artık bunları. Ne demiş? Bak Anamur'dan Tarsus'a kadar. Ya işte bahsettiğim şey bu. Artık şu geçmişi bırakıp kim ne yapmış, ne olmuş, ne olmuş, bitmiş. Bitti kardeşim işte, bitti. Bitti. 93 yıllık olay bitti. Seneye baldasın. Sonra Allah büyük. Sen yeniden dirilebilmek için şu tabloyu, alt tarafını bize bir daha yaşatmamak istiyorsan abi birlik ve beraberlik içerisinde olmak zorundasın. Anamur'dan Tarsus'a kadar olmak zorundasın. Yanlış söylemiyorum değil mi? Anamur Tarsus. Yeniciden. Yeniciden Tarsus. Öyle derim. Yeniciden Anamur'a diyoruz. Anamur'a yani. Diyelim biz. Yani olmak zorundasın. Mecbursun buna. Ya eğer sen Mersin İdman Yurdu aşkından bahsediyorsan sen bırak Leyla Mecnun'un aşkını. Allah sana Leyla Mecnun'un aşkını bahşetmemiş. Ben Mersin İdman Yurdu'nun diyerek Mersin İdman Yurdu olunmuyor. Sen Mersin İdman Yurdu'na sadıksan abi bırakın artık şu geçmişi. Onun şimdi adamını bunun adamını. Biz hep benim çok savunduğum bir tez var. Şimdi ben X bir takımı aldım. Takımı aldım, yönetimin başına geçtim. Mehmet Uysal da benim kuzenim. İyi futboldan anlamıyor. Anlamadığımı söylediler abi. Mehmet Uysal'ı çok ben, güzel futbol şubesi sorumlusu olur. Mehmet Uysal'ı ben getiriyorum, takımın başına koyuyorum. Ne yapayım? Yeğenim ya. Antrenör olarak mı yoksa? Yeğenim ya benim veya kuzenim ya. Getiriyorum. Fakat orada Mustafa Karabulut var. Futboldan çok iyi anlıyor. Ama benim bir akrabalık bağım yok. Yok anladığımı da söylüyorlar abi. Fakat ona görev vermiyorum. Ben bunu diyorum ki burada olması gereken şu. Ben Mehmet Uysal benim kuzenim diye o takımın başına yetkiyi vermeyeceğim ona. Veya kurumsam, kurumda çalışan bir adamsa Mehmet Uysal, ben kurumda çalışıyor diye Mehmet Uysal'ı takımın başına geçirmeyeceğim. Mustafa Karabulut alıp o kuruma dahil edeceğim. İşi daha iyi bildiği için takımın başına onu getireceğim. İşi yani bilgisi olanlarla yetkisi olanları bir araya toplayacağız. Yeni bir Mersin İdman Yurdu'da olacaksa, bu İçeri Spor'da olacaksa, Meski Spor'da olacaksa, X bir takımda olacaksa, yeni bir Mersin İdman Yurdu küllerinden doğacaksa bence biraz daha farklı dinamiklere söz hakkı verilmeli. Farklı dinamiklerin bilgisi alınmalı. Ahmet abinin dediğini onaylıyorum burada. Onu onaylamak için de söylüyorum. Ya bu şehirde Mersin İdman Yurdu'nu konuşan kim varsa, tribünde gelip maçını izleyen, atıyorum Ahmet Civan Bey abi çağır ya. De ki biz bu kulübü kurduk kardeşim. Biz ne yapabiliriz? O da anlatsın geçmiş tecrübelerini. Geçmiş hataları anlatsın. Onu kenara not alalım. Dursun o bir kenara. O bir aynen. Dursun. Biz de fikirlerimizi söyleyelim. Diğer mesela basına fikirlerini soralım. Bir takım bu konuyla sporla alakalı varsa topluluklar, abi gidilsin onlardan fikirler alınsın. Bir ortak havuzda bilgiler toplanıp yeni bir Mersin İdman Yurdu küllerinden doğsun. Ya bugün düşünsene şu anda Mersin'de 10 yaşında, Mersin merkezde 10 yaşında, 12 yaşında futbolu yeni yeni sevdalanan bir kişi abi hangi takımın maçını izleyecek ya? Yok takım yok abi. Şu an şeyde önümüzdeki sezon profesyonel anlamda bir Tarsus İdman Yurdumuz var. Kaç kişi Tarsus İdman Yurdu maçına gidiyor? Abi ben merkez diyorum ya. Şimdi yani, bak Tarsus yok. Bizim takımımız. Tarsus her zaman Tarsus İdman Yurdu takımımız. Bizim takımımız. Fakat şimdi Mersin merkezdeki 12 yaşında, 13 yaşında futbola yeni sevdalanan bir çocuktan bahsediyorum sana. Yok abi. Işte. Bu adam tabii ki olacak Galatasaraylı, Fenerbahçeli, Trabzonlu, Beşiktaşlı. Sen bu adamı Mersin İdman Yurdu yapamayacaksın. 10 sene sonra 20 yaşında Mersin İdman Yurdu'lu bir genç bulamayacaksın. Yok Mersin İdman Yurdu'nu yani bugün o şeytanlar grubunun içerisinde gençler var. Ben gerçekten onları takdir ediyorum hepsini. Hala bugün o işte maçlarda karşılaşıyoruz çocuklarla. Gencecik çocuklar 18, 17, 16, 20 yaşında. Böyle öyle bir sevda var ki Mersin İdman Yurdu sevdası. Abi 10 sene sonra sen bu memleketin gençlerinde bu gidişle bir Mersin spor sevdasını bulamayacaksın. Yok yani o aşk olmayacak Mehmet Uysal. Bu arada çok güzel hazırlanmışsın. Şu verdiğin örneği çok beğendim. Takdir ediyorum seni. Zaten yazılarını da bir tek ben okuyorum herhalde. Allah razı olsun abi. Burada yok artık ben de okumaya başladım. Daha bir kişi daha kazanmışım. Aa, iyi. Bu örneğini çok beğendim. Biraz önceki Mehmet Uysal'a programlarda falan takılsam da yine de birçok kişiden iyi biliyor. Biraz önceki benim kadar olmasa da. Ben iddia etmiyorum iyi olduğumuz ya da birilerinden iyi olduğumuz ama biz son cümle olarak ama hala söyleyeyim. Teknik direktörü yapmama gerektiğini düşündüm o ayrı. Yok ben teknik Aladağ Spor teknik direktörü ben değilim. O da bir yanlış anlaşılma oldu. Ben orada yardımcı olacağım. Ha, abisin sen. Yardımcı olacağız biz orada. Elimizi eteğimizi çekemeyiz çünkü bizim kendi şeyimiz o takımımız. Yani. O ayrı bir konu. Çünkü o da bizim kendi memleketimiz hesabı. Buralıyız yanlış anlaşılmasın Mersin'deyiz. Şimdi dedik ya birlik beraberlik. Yani şu artık
Şimdi basının içinde bir kendi arasında bir problem var. Medyanın kendi arasında bir problem var. Taraftarın bile kendi arasında bir gruplaşma olayı var. Yani dediğimiz gibi işte ilçeler arasında işte Omut, Silifke, Anamur, işte Bal'daki takımların için söylüyorum ya da Tarsus olayı işte günlerce yaşadık burada, ne sıkıntılar yaşadık. Gelen yorumlar ortada. İşte o ona beddua okuyor, o ona beddua okuyor. Yani artık çünkü Mersin İdman Yurdu merkezi olarak hepimizin ortak paydası. Hepimizin. Yani artık şu küslük, darlık ya da ne bileyim işte aklınıza ne geliyorsa olumsuz anlamda her şeyi bir kenara bırakalım. Çünkü artık olan oldu. Mersin İdman Yurdu önümüzdeki sezon Spor Toto Bal Ligi'nde işte nasıl kurtulabiliriz, nasıl küllerimizden doğabiliriz? İşte dedik ya Mersin İdman Yurdu bizim aşkımız. Biz de bu Mersin İdman Yurdu aşkı üzerinden doğruyu bulmamız lazım. Hani üstad diyor ki belki de diyor siz diyor yanlış olanı aldınız diyor, eğdiniz büktünüz, doğru kabul ettiniz diyor. Mersin İdman Yurdu'yu biz aldık, eğdik, büktük, doğru kabul ettik. Bak altta delik deşik şu an kabul ettiğimiz için. Delik deşik ama biz kabul ettik. Senin suçun yok, benim suçum yok. Hepimizin suçu var abi. Herkesin suçu var burada. Herkes suçlu. O yüzden kimse kimse de bir suç aramaz. Dedim ya dün bile yani güzel ortamlara giriyorsunuz. O güzel ortamlarda bile hala o yöneticiler yok bu yönetimdeyken böyle oldu. Yok o yöneticilikken böyle oldu. Yok şöyle oldu. Ya hepimiz suçluyuz. Hepimiz suçluyuz kardeşim. Bırakın. Ne olacaksa güzel olsun. Şu tabloyu bir daha yaşamamak adına bu da bize bir ders olsun. Her şerde bir hayır, her hayırda bir şer var derler. Biz bunu bu şerri bir hayır olarak nasıl değerlendirebiliriz? Bunun derdine düşmemiz lazım. Hamit Uzun'un dediğine katılıyorum. Ne dedi? Bana 2 yıl süre verin dedi. Değil mi? Bunu canlı yayında söyledi. Bana 2 yıl süre verin dedi. Ya 2 yıl süre verin dediğinde bile adamı sorguladılar sonrasında. Da yapamaz ya. Nasıl yapacak ya? Ya abiciğim. Ya 2 yıl sonra Süper Lig'e çıkaracağım demedi ha. Profesyonel Lig'de bir Mersin İdman Yurdu olacak 2 yıl sonra. Ya 2 yıl sonra. Ben öyle anladım. Sonuçta 2 yıl sonra bana izin verin dedi. Borçsuz arsız neyse dedi. Ben dedi profesyonel anlamda bu takımı tekrar canlandıracağım dedi. Ki daha önce yapmışlığı var. Biliyoruz nereden nereye getirdiğini. Yani mesela Mahmut Karak zamanında da hani yanlış anlaşılmasın sadece örnek anlamında. İşte ne dedi? Bana destek verilmedi dedi. Verilmedi. Verilmedi, verilmedi. Ali Tekin döneminde işte başka şeyler konuşuldu. Onun döneminde Hüseyin Çalışkan döneminde başka şeyler konuşuldu. Ali Kahraman'ın döneminde başka şeyler konuştu. Onun döneminde, bunun döneminde. Ya bitti artık kardeşim. Şu an Mersin İdman Kulübü Başkanı kim? Hamit İzol değil mi? Ha devam mı edecek, etmeyecek mi? O sonraki süreçtir. Ne dedi? Ben olmak zorunda değilim dedi. Metin Saltık ne dedi? Ben olmak zorunda değilim dedi. Ama ben de olmak isterim dedi mesela. Dönüşümlü olarak dedi. E bu bir sevdadır sonuçta. Ne dedi? Biz dedi kimseden tek kuruş dahi dedi bir destek görmedik. İstemiyoruz zaten dedi. Biz kendi ayaklarımız üstünde 3 yıl sonra 4 yıl sonra en üstliklerde olmak ben istiyoruz dedi. Ben bir şey dedi. Daha söyleyeceğim yani. Şimdi artık ben şu şehirde bir Mersin Stadyumu'nun açılış maçı vardı. Gaziantep Büyükşehir Belediye ile. Tıklım tıklımdı stat. Doluydu. Araba park edecek yer yoktu. Ha demek ki bu şehirde bir futbol seyircisi var. Futbol izleyicisi var. Bizim de son zamanlara baktığımız zaman kulüp başkanlarımızın tamamı başka şehirden. Evet değil Mersin'de aynen. Çalışıyorlar. Evet Mersin'den ekmek parası kazanıyorlar. Mersin'de yani Mersin İdman Yurdu'na başkanlık yapıyorlar. Ya bir tane de yok mu acaba bizim Mersin'de ben diğer şeylere şu anki başkanlık yapan kişilerin hepsine sonsuz teşekkür ediyorum. Yani iyi kötü bugüne kadar başkanlık yapmışlar. Mersin İdman Yurdu hangi süreçten geçmiş olursa olsun bir şekilde fedakarlık yapmışlar. Abi hiçbir şey yapmadılarsa zaman harcadılar bu kulüp için. Baktığımız zaman tamamı başka şehirlerden. Onlara bir teşekkür edip onu kenara koyuyorum. O ayrı bir konu. Ama niye bizim Mersin'de yerli bir tane Mersin Sporu için, Mersin İdman Yurdu için ya da niye bir tane yerli iş adamımız yok? Sahiplenmeyen, niye bir tane çıkıp da ya biz de hadi bir kenardan bir şöyle söyleyeyim o kadar zengin iş adamları var ki. Yani abi vergi rekortmenleri başka sıralamazsa. Başka kulüplere başkanlık yapan. Ya onu ama yani ben. Onu da ekleyeyim ben Mustafa. Yani gerçekten bunu artık bekliyorum yani bir tane Mersin İdman Yurdu'nun yani Mersinli Mersin İdman Yurdu kulüp başkanı olsun ya. Bu pazar günü mü abi bizim Menemen Belediye maçı değil mi? Saat 15.00'da. 3'te yani. Evet. Faruk Özer miydi? Yanlış hatırlamıyorsam genç kardeşimizden görmüştüm. İsmini de verelim hem çünkü güzel bir şey paylaşmışlar. Sonrasında ben İdman Yurdu'nun Mi Online başka sayfaları da görmeye başladım. Şöyle güzel bir paylaşım yapmışlar. Demişler pazar ki, günü evet. Demişler ki ya Mersin İdman Yurdu'muzu amatöre ağlayarak değil, gülerek, alkışlayarak göndermeye var mısınız? Koca Çınarımızı amatöre aynen. Alkışlayarak gönderelim. Aynen, alkışlayarak gönderelim. Ya geçen sene biz bunu başardık abi o Pasolik olayı varken. 6000'e yakın Şanlıurfa Belediyespor maçında taraftar topladık biz buraya. Yani ekip olarak. Mersin'de yine kaç maçımız var bundan başka?
Ya işte kaç hafta var? Daha var değil mi? 11-12 hafta var bitimine. En az 5-6 maç daha var. Daha var. Yani ya gidelim oraya o gençlerimizi yani hem gönlünü alarak, evet onlara da bir kırgınlığımız var. Bazen yeri geliyor, biz de burada eleştiriyoruz ama onların da elinden gelen bu. Yapabileceği şeyler belli, sınırlı, güçleri belli. Ya alkışlayarak şu amatöre güzel bir şekilde. Abi bizim eleştirdiğimiz yani yanları güçleri değil ama. Bizim istediğimiz şey oradaki işte. İstekleri yani ya şimdi, göstersinler, istek göstersinler Mustafa abi. Şöyle söyleyeyim, bunu defalarca konuştuk. Ben de çok yargılanmışımdır burada, hani sorgulanmışızdır bu istek konusunda ama şimdi hani diyoruz ya, ya bir şeyi konuşurken dışarıdan konuşmak kolay oluyor ama içinin içine girdiğin zaman onun aynı hatayı sen de yapıyorsun. Yani bu, eğer bu hataysa. Şimdi orada futbolcuları biz eleştiriyoruz, yargılıyoruz ama o futbolcuların psikolojisi şu an ne durumda? Çünkü gelinen nokta öyle bir nokta ki yarının belli değil. Ve yarın bu takım yeniden dirildiği zaman senin ne olacağın belli değil. Bir de o futbolcu psikolojisine bakmak lazım. Hani tamam haklısın, bir mücadele görmek istiyorsun ama ben hani en azından bir şeffaflık futbolcu bazında olabileceğini düşünüyorum. Mehmet Uysal, sana şöyle söyleyeyim. Şu anda itibaren Mersin Marudu'nun küme düştüğü zaten garanti değil mi? Ya daha net değil, 10 gün falan var. Yok şu anda. Hayır, küme düştüğü yani, tamam şey anlamında. Düştüğü garanti yani. Bal ligi anlamında dedim ben. Yok yani herhangi bir küme şey düştü. Olmadı. Küme düşmüyor. Garanti şu anda zaten. Haftalardır önce garantilendi. Peki şu anda zaten küme düştün. E burada bir istek olsun abi. Hani küme düştük diye. Abi işte bak saha içine onu yansıtamıyorsun işte. Şimdi hani top oynayanlar bilir ya da yöneticilik yapanlar, kulüp yönetenler bilir. Hani bazı şeyleri oraya getiremiyorsunuz. Olmuyor. Abi, futbolcu sonuçta bir insandan oluşuyor. Hani diyoruz lan her şeye itiraz etmeyin diyorsun futbolcu hakem konusunda ama sen girdiğinde sen de itiraz ediyorsun. Çünkü o kan beynine gidiyor, yoruluyorsun, fizik şu bu. Olmuyor yani. Bazı şeyleri kontrol edemiyorsun abi ya. Hani o konuda biz kızıyoruz, senin dediğin haklısın. Haklısın bak %100 ama hani insanız abi sonuçta ya. Onları da anlamak lazım. Hani bizim bize düşen görev, yine son cümlemiz olsun İdman Yurdu ile ilgili. Hani en azından benim adıma. Pazar günü gidelim o Menemen Belediye maçında ya. 10 kişi fazla olsun, 20 kişi fazla olsun yeter ki gidelim ya. Şu alkışlayalım, alkışlayarak bu çocukları evlerine gönderelim. Her iç saha maçında bunu yapalım. Hani derler ya cenazede ağlanır, düğünde oynanır. Ya biz cenazemizde bu kez gülelim abi ya. Bu kez biz gülelim şu cenazede yani. Alkışlayarak gönderelim abi şöyle. Ben Ezel abiden de bir alkış beklerdim burada ama. Yani senin son cümlem bu olsun. Buyur İsmail abi. Mesajlarla ilgili bir şey söylemek istiyorum da. Buyur abicim. Emrah Baysal ve Nazmiye Baysal kardeşlerimiz şu anda bizi Bodrum'dan izliyorlar. İyi yayınlar dilemişler. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Bodrum belediye maçı varken de akşam eve gittim, çok mesaj attı bana. Abi sen de geliyorsun mu? Abi sen de gel diye. Ama gelemedik. Ama daveti için teşekkür ediyoruz kendisine buradan. Mersin İtman Yurdu'na gelince de Mehmet Uysal'a yine katılıyorum. Evet gidelim, destekleyelim. Ya pazar günü işin yoksa... Abi işin varsa da yapma kardeşim. Abi gidelim ya. Mersin İtman Yurdu'muzu destekleyelim. Pikniğe gideceğine stada git. Koca Çınar, evet arkadaşlarımızın o sözlerine de katılıyorum. Koca Çınar'ımızı güle oynaya uğurlayalım diyorum ve kapatıyoruz Mersin İtman Yurdu'nu. Evet, Menemen'le oynayacağımız bir müsabaka var. Evet, pazar günü saat 15.00'da. Biz yine orada olacağız Allah nasip ederse, bir aksilik çıkmazsa. İnşallah. İnşallah. Şimdi Tarsus İtman Yurdu diyelim. Buyur abi. Yok, o balla ilgili bir şey söyleyecektim. Tamam. Bir şey söyleyecektim de balda söylerim bunu. Elaziz Belediyespor'u 4-1 ile geçtik. Onu söyleyelim. Ve lider Utaş'ın da maç kaybetti. Puan kaybetti bir haftada. Şimdi işte her zaman geçmişte kaybettiğimiz bir puanlar bile şu anda ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Aynen öyle. Ergün Cengiz yine 3 tane gol atmış. Her hafta da atmaya devam ya, ediyor. Tarsus'un artık yapacağı tek şey var. 7 hafta kalmış. Haftaya da rakiplerinden, playoff potasındaki rakiplerinden Cizrespor'a gidiyor. Bu arada ben şu hatırlatmayı yapayım. Tarsus İdman Yurdu'yla Meskispor dün bir hazırlık maçı yapacaktı. Bu Tarsus İdman Yurdu için de açısından önemli. Cizrespor'un sahası sentetik yani suni saha olduğu için Tarsus hazırlık olması amaçlı suni'de oynama teklifini götürmüş. Meski'de tabi burada sakatlık olayı olabilir ya, Allah göstermesin. Bir de baraj maçı var. Bundan dolayı Meski Tarsus maçı sentetik sahada oynanması istendiği için iptal olmuş. Yani Tarsus açısından da aslında önemli olabilir diyor sentetik sahada bir maç. Tabi onlar antrenmanla erken gidecektir muhtemelen, yapacaktır orada ayak alışkanlığı için. Cizre'nin sahası mı? Cizre'nin sahası sentetikmiş, suni sahaymış. Şimdi 7. sırada Cizre, 41 puanı var
Tarsus'un 48 7 puan. Yani 2,5 maç benim tabirimden. 2 maç artı fazlan var. Bu maçı Cizre'den 1 puanla gelirsen büyük müthiş bir avantaj elde etmiş olursun. Evet. Hani ben Tarsus'un bu saatten sonra tabii şampiyonluk 7 puan var Utaş'la da zor. Yani kol tabii imkansız değil ama zor. Ben Sakarya'da okurken az önce cümle de yarım kaldı. Tuncay Şanlı Sakarya efsanesidir. İşte başka isimler de var. Şu yazardı işte, Tuncay Şanlı'nın resmi vardı, İngilizce olarak impossible in nothing yazardı. Yani imkansız yoktur. Yani futbolda imkansız tabii, yoktur. Tabii yoktur. Hayatta da imkansız yoktur da futbol çünkü yuvarlak, top yuvarlaktır. Hakemin bir diş düdüğüne göre ben Manchester United, Bayern Münih Şampiyonlar Ligi finali hatırlıyorum. Uzatmalarda Manchester şampiyon olmuştu Solskjaer'in attığı gollerle. Yani futbol mucizelerle dolu ama tabii biz neye göre hareket edeceğiz? Tarsus İdmanyurdu olarak en kötü ihtimalle baraj maçları oynayabilmek için orada kalabilmek önemli. Orada kalabilmek önemli. Buradaki ben rakibinin kim olursa olsun hiçbir önemini fark edeceğini sanmıyorum. İster 4. sıradaki olsun, ister 3. sıradaki, ister 5. sıradaki fark etmeyecektir Tarsus şey için. Ama buradaki hani eşleşmede Tarsus tarafsızsa tek maç benim bildiğim. Yok yok. Bu kendi arası eşleşme nasıl olacak? Diğer gruplarla mı olacak? Yok kendi aralarında. 2-5 ile 3-4 ile herhalde. Ha, benim orada işte, ya da kura işte, olacak. Aynen öyle olacak. 2-5 ile 3-4 ile orada istediği yok, bir takım yok. Varsa fark sıralamasını yok. Ona göre kendisi planlayabilir yani. Ya o tabii ki bakacaklar da benim yani, gördüğüm kadarıyla. Hoca onu da planlıyordur diye benim düşünüyorum yani. Puan tablosunda gördüğüm kadarıyla yani 4 takımla birbiriyle yarışabilecek gücü. Ama hocanın kafasında işte şu bana daha şanslı gelir, şu bana ters gelir dediği. Vardır mutlaka bir konu. İlla ki hoca kendine göre onlara hocalar değerlendirir evet, ya öyle şeyler. O ayrı bir konu tabii. Şimdi ben biraz şeylere geçeyim, yorumlara geçeyim. Burcu Efo, adamlar iyi yayınlar abilerim demiş. Teşekkür ediyoruz. Kemal Demir abimiz iyi yayınlar, iyi akşamlar Mustafa'm, selamlar arkadaşlara demiş. Aşk programı gibi oldu demiş, baş bölüm için. Aşk Ahmet Lüle yani. Hocamız öncelikle kandilinizi kutluyorum, iyi yayınlar diliyorum demiş. Ramazan Baysal kandiliniz mübarek olsun demiş. Teşekkür Hasan Basut efendim. Hocamız iyi yayınlar, hayırlı kandiller diliyorum. Futbol emekçileri demiş. İşte en güzel şey sözlerden biridir bu işte. Esat Durak iyi yayınlar beyler demiş. Teşekkür ediyoruz. Hüseyin Yıldız yayınlar iyi yayınlar demiş. Oğuzcan Yılmaz iyi yayınlar yaşlı kurta selamlar demiş. Hangi yaşlı kurt abi ya? Yanında duran. Pardon. Cevzet Tekin demiş ki bence bir kardeş dayanışması olmalı. Tarsus ve Mersin sağduyulu spora gönül veren herkese görev düşer demiş. Gelin bir olalım, bir olalım demiş ki çok doğru söylemiş. Enes kardeşimiz güzel sözleri için teşekkür ediyorum. İyi yayınlar dilerim. Ve evet, demiş İçel TV yönetimiyle ilgili bir yönetimine bir şey söylemiş. Onu biz kullanmayalım. O gerekli şeyler zaten olur. Selahattin Bal iyi yayınlar. Güzel insanlar. Tarsus'tan selamlar demiş. Hüseyin Yıldız maliye ise abi demiş. Devlete ise yani demiş. Yasin Tor iyi yayınlar, hayırlı kandiller, tüm İslam aleminin kandili mübarek olsun demiş. İyi yayınlar Mersin İdmanyurdu şimdiye kadar yolunacak kaz gibi. Sen devam et abi biz oyun oynuyoruz. İsim yapılacak mecra gibi bir maden gibi görüldü maalesef demiş. Mersin İdmanyurdu'nu bu cendereden kurtarmak gerekiyor önce demiş. Devam et abi. Ahmet Civanbay abimiz anca sporun mutfağında söyleşilerde dile getirildi. Bana ne İstanbul takımlarından demiş. Ramazan Baysal, Emrah Baysal hoş geldin demiş. Muhsin Hoca iyi yayınlar, emeği geçen herkese saygılar demiş. Zaten sen şey okumuştun değil mi Nazmiye Baysal'ı? Evet. Tutku Kaya hayırlı kandiller, iyi yayınlar, kolay gelsin demiş. Emre Baysal da iyi yayınlar İsmail abi demiş. Emrah Ercan Baş hocamız selam yayını Afrika Gana'dan izliyorum. Mersin İdmanyurdu bir sevdadır demiş. Vay vay geliyorum abi. Erdoğan Korkmaz iyi yayınlar dilemiş. Bilal Atılı 3 maç var iddialı demiş. Evet şu anda gelen mesajlar benim gördüklerim bu kadar. Atladıklarım varsa siz gördüyseniz söyleyebilirsiniz. Bu arada şöyle de söyleyelim diğer şeye bölgesel amatör lige geçmeden önce. TÜFAT'ın yazın bir seçim olacak. Ya Mayıs ayında sonlarına doğru ya da Haziran ayı civarında. Şu anda tam olarak tarihi öğrenmedim ama. 4 aday varmış herhalde. Şu anda benim dün konuştuklarım arasında şu anda hali hazırda TÜFAT Başkanı olan
Mesut Bilir başkanımız aday olduğunu söyledi. Mustafa Ongun abimiz aday olduğunu söyledi. Muhsin hocamız aday olduğunu söyledi. Bir de Kahraman Karataş hocamız da dün yine konuştum. Muhsin hoca derken Kuvay Milliye'nin. Evet, Kuvay Milliye'nin hocası. Hergeleci miydi? Aynen. Evet, Muhsin Hergeleci. Aday evet, olduğunu tamam söyledi. Bir de Kahraman Karataş hocamızla dün görüştüm. O da aday olduğunu söyledi. Bunu hatırlatmış olalım. Ya Mersin futbol için kim hak ediyorsa o olsun tabii çok abi. Çok güzel böyle demokratik bir şey olacak. Çünkü ben öyle tek adayların olduğu şeyleri pek sevmiyorum. Evet. Bir seçim hakkı olması lazım insanların karşısında. Çok güzel bir yarış olacağını düşünüyorum. Ama bölünmeden bütün, olsun. Bütün adaylara da başarılar diliyorum. Kazanan Mersin Spor olsun. Aynen diyor. İşte yani bölünmeden birlik beraberlik içerisinde kaybeden kazanan alkışlasın. Sonuçta burada Mersin Spor önemli. Aynen öyle. Şimdi yavaş yavaş Tarsus bölgesel. Tarsus İsmailyurdu'na Cizre Spor maçında başarılar dileyelim. Aynen. Yani her zaman futbolda her şey mümkün. Şampiyon olarak çıkamadı ama playoff'tan inşallah Mersin İsmailyurdu, Tarsus İsmailyurdu'nu bir üst tura çıkmasını temenni ediyoruz şimdiden. Başarılar diliyoruz. Takipçisiyiz, takip ediyoruz. İnşallah bir üst tura çıkarlar diyelim ve öyle bağlayalım. Bu hafta bölgesel amatör ligde 3 takımımızdan 2 tanesi galip geldi. Bunlardan birisi Mut İtman Yurdu Belediyespor. Gölhisar Spor'u deplasmanında 3-2 galibiyetle döndü. Metcem Silifke Belediyespor'da konuk ettiği Selik Belediyesi lideri 2-0'la geçti. Karaman Belediyespor deplasmanından 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı Anamur Belediyespor. Onlar da galip olsalardı daha da mutlu olurduk. 3 takımımızın 3'ü de kazanmış olurdu diyelim. Evet, bölgesel amatör ligle ilgili konuşmak isteyen yani varsa konuşabilirsiniz. Burada bir Silifke maçında mutlu kardeşlerimiz Silifke'ye gelip Silifke Spor'u desteklemişlerdi. Orada bir yorum daha vardı. Bir takım taraftar daha katılmış bizlerden. Yani Mersin içerisinden. Esnaf Spor'un muydu? Yani Mut Esnaf Spor'u. Mut Esnaf, biz de abi oradaydık, destekledik. Öyle demişti. Mi? Yani ben, yani, oydu herhalde. Mut Esnaf Spor, pardon, Mark Asel Esnaf Spor'u. Mark Asel, evet. Onlar da varmış herhalde. Yani Silifke'de oynanan Silifke Mecid Silifke Belediyespor maçında mutlu ve diğeri Esnaf Spor mu? Evet, o da mutlu. Yani yanlış hatırlamıyorsam Esnaf. Yani mutlu da. Yani sonuç olarak mutlu arkadaşlarımız gelmişler, Silifke'ye destek vermişler. Kendilerine teşekkür ediyoruz buradan. Diğer Esnaf Sporlu arkadaşlarımız da kaç kişi geldilerse onlara da teşekkür ediyoruz. Ben bunu daha önce burada söylemiştim. İşte biz Mersin İtman Yurdu'nun maçına Tarsus'tan bir araba kalkıp gelse o zamanki şartlarda veya Tarsus'un yarın daha önemli bir maç olduğunda buradan gidelim Tarsus'un maçını izleyelim. Yani böyle işte orada Silifke'nin maç olduğunda Anamur'dan Mut'tan gelsinler, Silifke'yi desteklesinler. Ha birbirleriyle oynuyorlarsa da kendi takımlarını desteklesinler tabii ki. Bunu hep benim temennim ve dileğimdi. O görüntüyü gördüğüm zaman çok mutlu oldum. Burada kimin emeği varsa hem Esnaf Spor'dan hem Mut İtman Yurdu taraftarlarından kimlerin emeği varsa yani önce bu işi organize eden kişilere teşekkür ediyoruz. Sonra gelip orada destek veren tüm kardeşlerimize de ben tek tek buradan teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Ya burada şimdi artık Mut İtman Yurdu'nu konuşmanın bir anlamı yok. Çünkü artık il bazında birinciliği garantilediler. İşi bitirdi. Kazanmaya devam ediyorlar. Mut işi bitirdi. Kendilerini tebrik ediyoruz. Gölhisar'ı mı yenmişlerdi abi? Gelecek sene için başarılar dileyeceğiz artık Mut'a. Gelecek sene için başarılar diliyoruz Mut'a. Onunla birazdan konuşacağız süper amatöre geldiğimizde. Çünkü devam edeceği için balda. Şimdi burada Silifke ile Anamur arasında ben 4 hafta önce demiştim hani Silifke'nin kağıt üstünde üst üste oynayacağı maçlar 5 maçlık periyot zor. Evet. Ama buradan nasıl bir sonuçla çıkacak? İşte o tayin edecek demiştik ama Anamur Belediyespor kaybetmeye devam ediyor. Sanırım bu 7. maçı oldu üst üste kaybettiği. Hala devam ediyor kaybetmeye. Şimdi ikili arasında bir 5 puanlık fark var. Bu müthiş bir puan farkı. Müthiş. Sanırım ikili avarajda da Silifke önde. Orada 2-1 yenmişti. Burada berabere mi bitmişti abi? Silifke Anamur maçı. Ben herhalde buradaki berabere bitmişti. Yani ikili avarajda da önde. Bir berabere alsa 6 puan 2 maç yapar abi. Yani şu maçlardan birinde berabere kalsa garantiliyor mu? Yok, garantilemiyor da. Hani bir puan hakkı var ama en azından rakibine göre ekstradan. Bu ne yapar? 2 maç yapar abi. Zaten şimdi bu maçta berabere kaldığı zaman 2 hafta kalıyor. Şimdi bak berabere kaldı 6 yapar. Yenerse 3'e iner 2 maç kala. Yani önümüz bu hafta da garantileyebilir. Önümüzdeki hafta da 1 puan yetebilir. 1 puan yetebilir. Onu demek istiyorum. Yani anlatmaya çalıştığım şu. Şimdi ben kalan maçlarına baktım. Şimdi biz nasıl il bazında Silifke mi Anamur mu diyoruz ama
oynayacağımız rakipler de, ben şimdi baktım 7. grupta 4 Antalya, 3 Konya, 3 Mersin, 2 Burdur, 1 Isparta, 1 Karaman. Bizi ilgilendiren Konya, Antalya grubu. Niye? Çünkü rakipler hepimiz son 3 haftada. Bu hafta Kepez Belediye gidiyor. Silifke, Metcem Silifke Belediye, Antalya ekibi. Anamur'da Akşehir Konya ekibi içeride oynuyor. Sonra Silifke Konya Ereğli ile Konya takımı. Sonra Anamur Malatya Belediye, Manavgat Belediye Antalya takımı. Tabii rakiplerin de hesapları var. Antalya'ya bakıyorum. Kepez'de Manavgat Belediye arası, çünkü Manavgat Spor küme düştü. Burada bildiğim kadarıyla iki takım düşüyor. Baraj maçı olunca bir de. 41-39. Bunlar da kendi arasında çekişiyor. Tabii. Konya'ya gidiyorum. Saray önü kaldı ligde. 38 puan yapmış. Konya Ereğli mi Akşehir mi 18'er puanda. İkisi de rakibimiz. Şimdi onlar da kendilerine göre plan yapıyor. Nasıl puan alırız diye. Bu yüzden Anamur, yani ben anlamış değilim. 7 maçtır kaybediyor ama hani hala bir şansın var. Rakiplerin konusunda da bir şansı var ama bir şey yok. Şimdi bu hafta kaybetse, Silifke kazansa lig bitiyor. Evet. Bitiyor yani artık 2 hafta kadar lig bitiyor. Ama o duruma geldi. Anamurlularla görüşüyoruz. Hiçbir sorun yok. Enes demiş ki evet berabere bitti burada demiş. Değil mi öyle? Şimdi mesela bir sitede okumuştum. Anamur Belediyesporlu oyuncular kime yenildiler abi onlar bu hafta? Karaman'a mı yenilmişler? Karaman'a yenildi. Evet, Karaman maçı öncesinde yanlış görmediysem şöyle bir cümle vardı. Paralarını alamadıkları gerekçesiyle şehri terk etmek istediler diye bir iddia atıldı ortaya. Sonra bu Anamur kulübüne yalanlandı. Şimdi orada da bir şeyler var. Kimse yok demesin. Bir sıkıntılar var. Bir sıkıntı var. 7 maçtır kaybediyorsun. Bak Selahattin Şahin'e geçen hafta konuştuk. 5. hafta mı 6. hafta mı senin ya Silikker'in ya Mutun önündeyken puan durumuna göre çünkü il bazında önündeyken sen kötü gidiyor diye görevinden alıyorsun. 7 haftadır mağlupsun. Hiçbir sıkıntı şey yok. Ha bu saatten sonra teknik adam değişmesi değişmemesi önemli değil de ama hiçbir ses yok. Yani oradaki bahsettiğim şey teknik adam değişsin demiyorum ben. Bir ses yok, bir seda yok. Yani ne oluyor orada? Habire iddialar ortaya atılıyor, şehri terk ettiği söyleniyor futbolcuların, başka şeyler konuşuluyor. Bu da tabii Silifke'nin işine yarar. Motivasyon anlamında, teknik anlamda. Yani. Görünen, Şahan diyor ya, görünen köy uzakta değildir. Muhtemelen Medcem Silifke Belediye, öyle mi diyordu? Medcem Silifke Belediye Spor baraj maçı oynayacak gibi görünüyor. Çünkü gidişat da onu gösteriyor. Ciddi anlamda iyi bir galibiyet aldı bu hafta. Ya, müthiş bir avantaj şu an yani. Ya şimdi şu olay konuşuldu. Ben şunu bir açıklık getirmek istiyorum. Evet, Selik Belediye il grup birinciliğini garantiledi. Şimdi bunlar baraj maçı oynayacak. Kaybederse bir daha. Kaybedenler arasında iki kere şans var. Yani 12 takımın 9'unu 3. lige çıkartacaklar. Büyük bir şansım var. Şimdi ben kendimi teknik adamların yerine koyuyorum ki bu dünyada birçok örneği vardır. Şampiyon olan takımlar genelde bir sonraki maçlarda futbolcuların çoğunluğunu oynatmazlar. Ya da oynatmadıklarını, az süre verdiklerini oynatırlar. Rotasyona onlar giderler. Da kendilerini göstermek için bir çaba sarf ederler. Mesela bu hafta Toroslar İçerispor maçında İçerispor tam kadrocuydu. Bu bir tercihtir. Niye? Çünkü adamların önlerinde başka bir şey yok. Adamlar çıkmayan, yani bala çıkmış artık. Nedir o futbolda? Kazanacağı maçın primine bakar abi. Değil mi? Çünkü maç primi alıyor bu adamlar bir de. Bu Selik için de geçerli. Yani ben evet mantıklı düşünürsek Anamur Belediyespor olarak benim canımı yakar bu. Rakibin tam kadro çıkmaması. Beni üzer ama çıkmak zorunda değil. Bak bu adam baraj maçı oynayacak. Bak Meski Spor birazdan konuşacağız. Senin en önemli Abdurrahman Şahan kırmızı kart gördü. Bir de önemsiz bir maçta. Sakatlık da olabilir Allah göstermez. Bak sen sakatlık olmasın diye Suni Çam'da maç yapmıyorsun. Yani şimdi ben liderliği garantilemişsem önümdeki maçta ben rakibimin durumuna neye bakacağım ki? Bakmam yani. Seni üzer. Ama bakmazsın ki. Ya benim için çok önemli 2-3 tane oyuncumu kenara çekerim. Tabii. Eleme maçına hazırlarım onları yani. Niye burada riske edeyim ki? Yani beni ilgilendirmez ki rakibin burada alacağı puan ya da kazanıp kaybetmesi. Selik Belediye'yi burada suçlamak. Bu evet öyle bir eleştirilen. Çok kötü bir şey bu. Evet. Suçlayamazsın ha. Bak vicdani olarak evet. Anamur Belediyespor rakibi ise üzülürsün. Dayak, kırılırsın ama. Evet. Ya hani bunu şey yapamazsın abi. Bak ne dedik? Meski'yi örnek verdik. Adamların önemsiz maçta en önemli oyuncusu kırmızı kart gördü ya. Şimdi bugün onu da söyleyeyim yeri gelmişken. Abdurrahman Şahan normalde bugün cezası verecek direkt kırmızıdan dolayı. Bugün karar çıkmamış muhtemelen yarın çıkacak. Şimdi iki maç çıkarsa ne yapacaksın? Baraj maçında yoksun. Hadi. Sakatlansa Allah göstermesin. Hadi. Adam oynatmak zorunda değil abi. Yani, onu eleştiremezsin ya. Ben onu eleştiremem yani. Bak, ben şimdi yani, hocanın yerine kendimi koyuyorum. Rakibin durumu beni ilgilendirmez ki ya. Bak Enes ne demiş? Abi demiş Selik Belediyespor karar aldı. 2 hafta önce demiş
Serik evinde az kadroyla deplasmanda yedek kadroyla çıkacakmış. Kesin mi haber dedi? Bak ne diyorum, bu bir tercihti. Sonuçta onlar şampiyon olmuş. İşte yani bunu şey yapamazsın yani. Sen niye o kadroyla çıktın diyemezsin. Ben hoca olsam ya ben de as oyuncularımı ya. Yani ele grup baraj maçları oynayacağım önümde daha 3. lige çıkmak için. Üzülürsün. Kabul. Eyvallah. Ya, belki ya. Adil değil ama dünyada çok örneği var abi ya. Çok örneği var. Yani bak İçerispor bir şeyi kalmadığı için tam kadro çıktı. Topun oynadı. Niye? Primini alıyor adam. Futbolcu da çünkü parayla oynatırsın. O işin başka boyutu diyor. Şimdi İçel baraj maçı oynayacak olsaydı. İşte, oynatır mıydı sence? Oynatmazdı. Çünkü kadronun zaten sıkıntısı. Ya bütün maçlarda değil de yine dediği gibi abi bu şekilde olabilir mesela. Oyuncu şeyin sirkülasyonunu, rotasyonunu sağlamak için. Bir maçta yedek oyuncular diğer maçta yani az kadro çıkabilir yani. Senin yedek kadrosunda olan bir oyuncu sen yani gel kadronda oynat hadi. Ya oynayamayacak bir oyuncu zaten o kadroda değildir yani. Bir de o açıdan bak. Yani diyoruz ya işte ya Manchester United bizim Türk takımlarına yedek kadro çıkmıyor. Ya Manchester'ın yedek kadrosundaki futbolcu sen alabilmek için 20 milyon euro veriyorsun. Söylenen prim de bayağı iyi bir prim yani. 4000 lira rakam da verelim, 4000 lira diye doğru yanlış. Senin galibiyet primi 4000 liraydı. Yani doğru yanlış söylenen bu. Az müthiş bir para. Hayır, bu. Enes kardeşimiz orada canlı bilgi hani, diyor canım yani doğru bilgi. Hayır hani sonuçta doğrudur yani. Yani bizim teyit ettiğimiz bir olay değil. Söylenen bu. Söylenen derken herhangi bir yerden duymuyoruz yani. Bizim ekip arkadaşımız söylüyor. Enes söylüyor. Enes mi söylüyor? Tabii. Anladım. O zaman teyit etmiştir o. Yani Enes ben teyit etmiş canım. Yorumlarda onu gördüğüm için o yüzden dedim. Enes tamam. Teyit etmeden onu bize söylemez o şekilde. O zaman öyle. Doğru. Yani buradan Enes'i de tekrardan hatırlatırım. Mersin Amatör Futbol Derneği Silifke temsilcisi kendisi. Evet. Tanımayanlar var sanırım yine kendisini. Dedi, yedek de olsa onlar oynamak için geldi. Ve oyuncular kazanmak için uğraştı. Galibiyet primi kişi başı 4000 TL'ydi. Bak İsmail abinin çok güzel bir lafı var. Yedek olsa ne olur? Serinin yedeğini düşünsene abi ya. Serikteki yedek bir futbolcu sıradan futbolcu değil ha. Abi bu kadroya ya orada oynayamayacak oyuncu yedekte ne işi var ya? Yani düşün. Ona göre kadro kuruyorsun sen. Bugünler için kadro kuruyorsun işte. Yani bu arada tekrardan hatırlatalım. Enes Dere'yi tanımayanlar var herhalde. Yani Enes Dere bizim Silifke temsilcimiz. Ekibimizin ekibimizden bir arkadaşımız. Onun bir parçasıdır. Futbol ona yapılan programının da bir parçasıdır. Gün gelir yanımızda da birlikte otururuz. Çünkü Mersin Amatör Futbol'un bütün bileşenleri bizimle olur yani bizimledir. Ya birimize yapılan neyse birimize yapılan herhangi bir saygısızlık hepimize kabul ederiz. Onu da söylemiş olalım. Yani bu konularda kamuoyundan biraz daha dikkatli olmalarını istiyoruz. Evet, Mustafa Karabulut bir gün tüm ekibi toplayıp burada böyle bir program da yapabilirsin yani. Aynen öyle güzel bir tüm şey ekip olur. Burada. Aynen. O kamera önüne çıkaramadığımız Hüseyin konuşmasın, otursun bir kenarda ama. Dursun, şurada dursun, şöyle yani dursun. Kenarda yani. Dursun ama hangi şey kamera falan şöyle. Evet. Yani bizim söyleyeceğimiz şeyler bunlar. İki, yani son zamanlarda Enes'e yapılan saygısızlıklar da var. Onları da tasvip etmiyoruz. Bizi kırıyor en azından. Onu söylemiş olalım, buradan hatırlatmış olalım. Aynen. Meski'yi burada mı konuşacaksın Mehmet Uysal? Şimdi süpere geçeceğiz zaten. Süper'de mi şimdi konuşacağız? Serin yedi az demiş, sonra diyelim o zaman. Bak, Serin yedi, Mut'un ilk devre as oyuncusuydu demiş. Bir de yorumlarımız için teşekkür etmiş Enes. Bu arada bir yorum daha vardı. Onu da hemen okuyayım. Cevzet Tekin abimizin bir iki yorumu var. Onu atlarsan ben buradan müdahale edeceğim çünkü. Tamam şey yapayım abi. Ben okuyayım. Hasan Alkan demiş ki Mehmet Bey biz bunu hep yapmak istiyoruz. Değil ama abi. Nedense Antalya takımlarına sorsak mutlu şeytanlar kötü taş atan küfür eden deniyor. Ama biz daha iyi tanıyacaklar demiş. Bir mesajı daha vardı. Yani centilmenlikleriyle tanıtacaklar değil mi kendilerini? Aynen. Evet. İyi yayınlar, kandiliniz mübarek olsun. Kandiliniz mübarek ve kutlu olsun demiş. Yine şey, buyur abi sen şey yap, oku. Ahmet Tan selam iyi yayınlar demiş. Bu şeyin Cevdet Tekin abimizin biraz önceki Tarsus'la ilgiliydi herhalde mesajı. Ben kendi adıma çok üzülüyorum. Mersin'in bu durumuna Tarsuslu olarak bu şehirde ekmek yiyen bütün esnaf arkadaşlarımın iş yerlerinin önlerine Mersin bayraklarını asıp manevi destek vermeleri bile inanın bu mesajı doğru yansıtırsak yetkililere bir çağrı yapmak lazım. Zaten sizler elinizden geleni yapıyorsunuz. Keşke herkes sizin gibi olsa. Ya yani Mersin biraz önceki dediğimiz 92 yıllık çınarımızı Bal Ligi'ne uğurlarken manevi bayrak asalım, Mersin Mayordu bayrağı asalım. Az önce manevi bayrak olsun mesajı demiş. Ben onu benim ekranımda o bayrak dediği mesaj buydu işte. Görünmediği için evet. Ben onu arıyordum. Evet, onu okumuş olduk. Cevdet Tekin abimize de teşekkür ediyoruz.
Bu arada Cezayir Tekin abimiz bizi Tarsus'ta bekliyor. Tarsus'a gelin diyor. Bir maç seyredelim. Sonrasında da oturup bir sohbet edelim diyor. Valla bu hafta Homurlu'dayız. Yeni yani Taşkent öyle, Belediye Tarsus Yıldırım maçını izleyeceğiz. Tamam. Yani bir Tarsus'taki bir birinci amatör playoff maçlarından bir tanesinde Tarsus'a gideceğiz. Maçı Cevdet Tekin abimizle birlikte seyredeceğiz. Abimiz diyorum ama tanımıyoruz yani. Biz sadece mesajlarından, ben bir kere telefonla görüştüm. Beni aradı. Bekliyorum dedi. Bak hep davet ediyorum, gelmiyorsunuz dedi. Biraz da böyle şey yaptı, sistem etti yani. Artık gelin dedi yani. Onu bir aklınızda olsun, şey yapalım. Yani kısmet evet, olursa programlayalım, gidelim. Sonuçta maç izleyeceğiz. Evet. Amacımız o. Evet. Süper amatöre mi geçiyoruz? Geçeceğiz abi de. Şöyle Enes demiş ki lig bitiminde Silivke Meski maçı öncesi programda beraber neden olmasın demiş. Puan durumu, Silifke dedi mi puan durumundan dolayı demiş. Cevdet Tekin de demiş ki bu program kim nasıl sert eleştirir ya demiş. Sizinle beraber programa katılmak benim için güzel duygu. İnşallah teşekkürler mafailesi demiş. Enes'lere mutlaka bekleriz demiş. Cevdet Tekin, evet abi, süper amatöre geçiyoruz. Bir mesaj daha okuyayım ben. Oku abi. İyi akşamlar futbolun ve Mersin sporunun sevgili yorumcuları, değerli programcıları. Yine bir Tarsus Mersin yolunda. Arkadaşımız Tarsus'tan Mersin'e doğru geliyor. Radyo Klas'tan bizi dinliyor. Tarsus Mersin yolunda yalnızlığımı sizleri dinleyerek gideriyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Güzel günler diliyorum. Programınızı beğenerek izliyorum demek isterdim ama beğenerek dinliyorum. Arada İsmail abi ve Mehmet abi programı hep beraber sunuyorsunuz. Ondan sonrası hava, lokma yemeğe Mustafa abiyi götürmüyor musunuz? Saygılar sunuyorum. Dün onu da açıklayalım. Yusuf Baysaloğlu bu mesajı yazan Tarsus kendisi. Dün onu da açıklayayım. Sağ olsun Vedat kardeşimiz beni aradı. Hani Mehmet Uysal da söylemişti daha öncesinde ama ben çalıştığım için gidememiştim. Vedat kardeşimiz de beni aradı. Yine davet etti. Ama ona da maalesef çalıştığım için gelemeyeceğim dedim. O yüzden gidemedik. Tespit yapmış tabii arkadaşımız. Evet, evet. Ama onu açıklaman da iyi oldu yani. Sıkılıyorsa ben bir Müslüm'den patlatayım ya. Radyodan dinliyormuş ya. Radyo Klas'tan dinliyormuş ya. Sen Hasan Alkan demiş ki biz bu programda hep centilmenimizle konuşacaksınız demiş. Bizi bu programda hep centilmenimizle konuşacaksınız demiş. Ki ben şöyle söyleyeyim. Haziran ayının 12'si ya da 13'üydü biz MUT'a gittiğimizde. Sağ olsun Yusuf Başkanımız bizi ve şeyde Musa abimiz de, yönetici olan Musa Aydınoğlu abimiz de bizi çok güzel karşıladılar. Biz o zaman gitmeden önce hani MUT hazır mı diye sorduğumuzda bize işte taşlanırsınız vesaire gibi altında yorumlar vardı ki biz her zaman MUT'un böyle bir şey yapmayacağını ilk başta söyleyenlerdi. Hani lig başlamamıştı bunu söylediğimizde. Böyle bir şey olacağını zaten tahmin etmiyoruz. Öyle bir şey olma ihtimalinin olduğunu bile düşünmüyoruz. Onun için biz zaten hem Silifke olsun hem Anamur olsun hem de MUT olsun fark etmez. Ya da Çamlı Yaylı olur ya da herhangi bir yer olur fark etmez. Orada böyle bir sıkıntı yaşanılacağını biz ummuyoruz bile. Onun için biz sürekli güzel şeylerden konuşacağımızı düşünüyorum zaten. Sadık Kaptı Kaçlı Başkan iyi akşamlar, iyi yayınlar dilemiş. Silifkeli olarak Akgün Bey'e de selamlar, kendisine kendim adıma seviyorum demiş. Enes Dere. Evet abi. Süper Amatör Lig diyelim. Başlayalım. Hayırlısıyla. Mehmet Uysal. Ya Süper Amatör'de İçerispor artık şampiyon oldu. En son Toroslar Belediyespor maçını izledik. Tam kadro çıktılar ve yine mükemmel top oynadılar. Şiir Tarsus gibi top oynadılar. Tarsus genç ağırlıklı çıktı. Sakatları kim? Vardı. Tarsus demişim. Toroslar. Toroslar zaten birkaç haftadır öyle ama yani. Artık onların için bir hedefi kalmadığı için beş, biraz daha 5-6 tane vardı. Gençlere yöneldiler. Bu da güzel bir şey. Gençleri de oynatmak gibi bir şeydir. Bu arada söyleyelim. Anamur Muspor ve Reşadiyespor bu hafta dilekçe vererek maçlara, son maçlarına gitmeyeceklerini söyledikleri için Kuvayi Milliyespor ve Akdeniz Belediyespor 3 puan almış oldular. Ama burada şey var şimdi. Bu bana da soruldu da ben şimdi üçlü avaraja bakmadım. Kuvayi Milli Anamur Muz maçı oynansa idi, kaybetse idi, 3 takımın puanının aynı olma o ihtimali vardı. O arada üçlü avarajda Kuvayi Milliye'nin durumu ne oluyor ona bakmadım. Kuvayi Milliye çıkıyormuş. Kalıyor muymuş? O zaman bir önemi yok. Bu bana soruldu. İnceleme şansım olmadığı için. Hangi üç takımdan bahsediyorsun sen? Şey işte. Hayır üç takım değil. Bak Orman berabere Akdeniz kalır. Akdeniz gücüyle Kuvayi Milliye bakacaksın. Bak Orman berabere kalır. Akdeniz gücü kazanır. Kuvayi Milliye mağlup olur. Üç takım 26'şer puan yapar. Olmaz diye bir şey yok.
Peki üçlü araba i̇şte baktığında ne oldu? Kuvay Milli'ye çıkıyormuş yine. Ben ona bakmadım. Evet. İnceleme şansım yani çünkü olmadı. Çünkü ben geçen haftadan bana dedikleri bitti maç. Yani o zaman bitti dediler. Üçlü yani. Araçta işte. Şey onu ben tekrar bir bakacağım. Hani öyle bir şey varsa o zaman... Üçlü avaraj mı oluyor ya? Üçlü avaraj olur abi. Üçlü avarajda Kuvay Milli'nin durumu önemli çünkü. Çünkü o yani zaman hoş ortalama olmuyor. Hepsi 26 puan olduğu zaman diye. Hoş olmuyor çünkü o zaman. Yani hoş bir görüntü olmuyor son hafta. Yani bitmiş artık lig. Çek topunu oyna. Ama gerçekten o üçlü avarajda ligde kalma şey düşme olayı yoksa o zaman zaten gerek yok. Bunu konuşmaya bile gerek yok. Burada Yolspor, Ormanspor, Akdeniz Gücü, Günler Belediye maçı var. Ormana bir puan yetiyor ikili avarajda önde olduğu için. Abi üçlü avaraj dediğin sen Akdeniz Gücü'yle Kuvay Milliye'ne mi bakacaksın? Üçlü avarajı nereden çıkarttın? Kuvay Milliye'nin kaç puanı var abi? 26 puanı var. Şeyin mağlup olduğunu düşün Anamur'umuzda. 26'da kalıyor değil mi? Tamam. Ormanın kaç puanı var abi? Ha, Orman bir puan alırsa diyorsun. Puan alır. 26 Akdeniz Gücü'de kazanır. 3 takım 26 yapar. Bir ihtimal. Ha o üçlü avarajdaki ben maçlara bakmadım. O zaman ben Kuvay Milliye işi... Ya şimdi... Kuvay Milliye'nin suçu yok. Anamur'umuz o zaman gelmemiş. Kuvay Milliye... Öndeymiş. Emin miyiz? Üçlü avarajda. O zaman konuşmaya da bir ile ilgili yok. Ama ben yine de bir bakacağım. Merak ettim çünkü. İnceleme şansım olmadı. Şu an artık olmayacağı için konuşmaya gerek yok. İçer Spor bu hafta Yenişehir Spor'la oynayacak. Onu tabii formalite maçları artık. Hüseyin kardeşimiz Spor... izliyor mu acaba şu anda o maç sonuçlarını bize verse? Meski Spor Erdemli Belediye Spor'la oynuyor. Kanal Spor Toroslar Belediye Spor'la oynayacak. Yol Spor, Orman Spor, Akdeniz Gücü, Günler Spor. Ki burada en önemli iki maç. Zaten az önce de söylediniz. Yolspor, Ormanspor ve Akdeniz Gücü, Günler Belediyespor maçları. Bak ama abi. Kuvay Milliye 3 puan aldığı zaman burada bir tek... Kuvay Milliye niye 3 puan alsın abi? Hükmen'de. Yani. Hükmen 3 puan aldığı zaman... 29 yapıyor. Yani Akdeniz Gücü'nün Yolspor'la oynayacağı maç burada. Aynen. Önem arz ediyor. Yok, önem arz etmiyor. Ormanspor, Yolspor maçı var. Ormanspor 1 puan aldığı zaman ligde kalıyor. Orman 1 puan aldığı zaman ligde kalıyor. İkili avaraj da önde çünkü. Bak bu arada Mardin'den bizim Hayati kardeşimiz asker... Buradan da kardeşime asker selamımızı gönderiyor, iletiyoruz. İlle de Allah'a demiş Mardin'den. Buradan kardeşimize izliyor herhalde muhtemelen. Yani bu hafta o zaman bir tek... Ya işte Akdeniz Gücü, Günler, Yol, Orman. Orman bir puan aldığı zaman lig bitiyor. Evet. Muhsin abimize iyi yayınlar. Kandiliniz mübarek olsun. Enes'in güzel bir sorusu var. Şu anda diyor ki... Baraj maçında diyor, Tevfik Sırrı da olmayacak büyük ihtimalle diyor. Çünkü Tevfik Sırrı şeyin maçı. Baraj maçı önce bence bir kesinleşsin. Çünkü futbol bu. Belki tabii, de Anamur. Tabii. Yok, yani az da olsa ihtimal var. Şu andaki sistemde, görünen sistemde şey yani, Tevfik Sırrı olmayacaktır büyük ihtimalle. Ya o arena, maç Mersin Arena olur. Mersin Arena muhtemelen %99 Mersin oranında. Mersin Stadyumu diyoruz zaten. Mersin Şehir Stadyumu diyelim. Şehir Stadyumu, evet. Ya burada ben Mersin İdman Arena'nı konuşurken dedim ki Meski Spor'un, şimdi küme düşmeyi konuştuk. Evet, biz onu bekliyorduk. Evet şimdi Meski Spor'un ben şahsen önümüzdeki sezon Süper Toto Bal Ligi'ne çıkmasını istemiyorum. Ben bunu Ahmet hocamıza da söyledim telefonda. O anladı zaten benim niye öyle konuştuğumu. Hani niye istemiyorum abi? Şey var, öyle bir sor bakayım niye? Şeyler şimdi öyle. Bir sor bakayım niye? Yaptım ama niye yaptım? Şimdi seneye kaç takım var abi? 4. 4 takım var. Yazalım abi. Mut İdman Yurdu, Mersin İdman Yurdu, İçel Spor ve bir takım. X takım belli değil. Bu takım Meski Spor olursa, Meski Spor'un Mersin İdman Yurdu'yla ilgili planı ne abi? Ne planı? Planı ne derken? Bu net bir şekilde söylendi. Meski ise Meski Mersin İdman Yurdu olacak denildi. Resmen bu söylendi. Hayır, profesyonel liglere hangi takım çıkarsa o Mersin İdman Yurdu olacak. Hayır bak. Önümüzdeki sezon bir tane takım desteklenecek değil mi? Evet. Süper Lig'e çıksın, 3. Lig'e çıksın diye. Meski Spor önümüzdeki sezon Bal Ligi'ne niye çıksın? Niye ben çıksın? Ben, hayır, buraya niye çıktım? Yürüdüğe çıktım gibi oldu bu. Meski Spor durumu çok farklı. Ne Toroslara benzer, ne Silifke'ye, ne Mut'a. Meski Spor Bal'a çıkıyorsa, Meski Spor'un tek hedefi vardır, 3. Lig'dir. Tek hedefi vardır, 3. Lig'dir. Ama senin rakibin İçer Spor. Ne dedi dün başkan? Bizim dedi A, B, C hiçbir planımız yok. Tek planımız var. Biz 3. lige çıkacağız dedi. Sen İçer Spor olarak bunu söyleyen bir ekip varsa senin buna destek olman lazım. Mut bunu diyorsa şimdi burada ne olacak o 4 takım arasında bu kez? Birbirine sen girmiş olacaksın. Şimdi Meski'yi çıkartırsan Meski Spor o zaman olaylar yani yine şeye dönecek. Ya o kadar para harcadın yine çıkaramadın. Ne dönecek? Şimdi Meski Spor'u çıkartmayın kardeşim. Ben olsam çıkmam. Benim mantığıma göre. Meski Spor bir sene daha kalsın.
Eğer Mersin İdman Yurdu olarak düşünülüyorsa da olmaz. Çünkü İçespor ben çıkacağım diyor. Çıkamayabilir, o ayrı bir konu da. Bu kez ne oluyor? Biz de dedik 4 takım var. Ne yapar? Kendi aralarında 6 maç yapar. 3-6 18 puan. Kim bizim takımımız çıkarılmak isteniyorsa ona destek olması lazım değil mi? Çünkü istiyoruz, 3. lig istiyoruz biz. Kimin düştüğünü önemi yok. Bu sene mutlaka bir takımımızın 3. lige çıkması gerekiyor. İstiyoruz ama o zaman sen kendi aranda daha burada bir çelme takmaya kalkışırsan ki zamanda oldu bu. O zaman ne anladım ben? O zaman harcanan çıkamayan takım, harcanan bütün paralar da gidecek. O yüzden ben Meski Spor'un sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Yani önümüzdeki sezon Bal Ligi'ne çıkmasının taraftarı değilim. Yani burada her şey konuşulmalı abi. Öncesinde her şey konuşulmalı. Eğer İçer Spor'sa bu, İçer Spor'u çıkartın abi. O zaman diğer takımların para harcamasına gerek yok. Yazık günah. O verilen paralara yazık günah. Bir de işin maddi boyutu var. Ya Mehmet Usta şimdi abi bu sene, hayır yani şimdi bu sene Mut var, Silifke var, Anamur var. Şimdi sen bu adamlara diyebilir misin biriniz para harcamayın? Hayır. Üçü de çıkacak, hedef koyacak yani. Kim yapabiliyorsa. O zaman. Hayır, seneye şimdi kaç takımımız var kardeşim? Dört takımımız var. Abi bizim Bal Ligi'nde 4 tane takımımız var. Profesyonel Ligi kim çıkarsa. Sen ama bundan bu kez sonra, yoluna şey oluyorsun. Ya bundan sonra biz onun arkasında. Tamam da yani, engel onun arkasında ama. Biz tüm takımlarımızın arkasındayız. Ama baldan 3. lige hangi takım çıkıyorsa onun arkasında bir adım fazla bak, duracağız. Bugün Meski bu Spor. Bu İçel de olur, Meski de olur, Mut da olur. Bugün Meski Spor yani. Bal Ligi'ne çıktığı zaman Meski Spor yeni Mersin İdman Yurdu olması için birçok şey yapılacak. Yapılacak, bunu herkes biliyor, hepimiz biliyoruz. Sen bir taraftan da tamam yapılsın da bak, bir taraftan da İçel Spor benim başka alternatifim yok diyor. Ben 3. lige çıkacağım seneye diyor. Sen birbiriyle dövüştüreceksin bu kez bunları. Abi, Mut o, hedef ya, koyacak. Silifke kalırsa Silifke hedef koyacak. Bak, hepsi hedef koyacak. Hedefe kim ulaşırsa ya, biz olmuyor işte. Ya bunu yani. Sen burada söylüyorsun. Abi, orada ben, olmuyor işte. Hedef koyduğun zaman hedefine emin adımlarla gitmen ya, burada lazım. Burada sen şunu söylemek istedin. Ben doğru anladım değil mi? İçer Spor çok azimli. Biz çıkacağız diyor. Hedef koymuş. Evet, onu biz de kendi direkt başka canlı, alternatifim yok dedi. Canlı başkanın ağzından duyduk, evet. Şimdi o zaman Meski çıkıp para harcamasın diyorsun sen. Tabii yoksa Meski'yle bir problemimiz olduğundan yok, değil yani. Problem olduğu için değil. Evet. Para Meski, harcamasına gerek yok. Meski çıkıp para harcamasın. Bu sene İçel harcasın. İçel harcasın. İçel çıkacaksa İçel çıksın. Meski yani, Spor'dan yani bir sene sonra çıksın. Meski çıkmasın. Ya ben çıksın, o ayrı bir konu. Ama şartlar artık evet, öyle bir duruma geldi yazılmış, ki. Yazılmış. Ya ama bak şimdi. Uyarsana sayın moderatörüm bizi. Meski Spor'un çıkmaması konusu tamamen. Nasıl düşünceler bak, çerçevesinde. Şimdi sen direkt ben Meskin çıkmasını istemiyorum dersen. Bu o anlatıyorum ama bak. Anlatıyorum da hayır, sen birbirlerini kıracaklar, şöyle olacak. Ama, ama olacak, senin buradaki da. Olayın özeti o birbirlerine girmeleri falan değil. Ya, maddi takım, anlamda. O da var ama. Var kendi birbirlerine giriyorlar, girecekler. O ligin doğasında var. Bunu istemiyoruz işte. Yani sen diyorsun ki sadece yani Meski bu sene içeri desteklensin. Meski boşuna para harcamasın. Ben içeri desteklensin demiyorum. İçeri Spor bir hedef koy değil mi? Bunun adı sezon başı konuşsun. O zaman Mut'un da Silifke'nin de kendini yormasın. Yani onlar da bu işin içinde olsun. Abi olmaz şimdi o zaman, şimdi orada ne olacak biliyor musun? Şimdi iki takım düşecek. Ya Mut kendini yormasın, gelecek sen süpere mi düşsün? Yani düşsün olmaz ki öyle. İki takım düşecek değil mi seneye? Ya bu başta belirlensin. Düşecek takımlar başta belirlensin. Öyle bir şey yok. Abi bak, öyle bir şey yok. Öyle sonra şey olmaz. Toroslar Meski final maçına dönüyor olay. Toroslar biliyoruz değil mi abi bu hikayeyi? Üçüncü lige çıkacakken. Değil mi? Toroslar Meski maçıydı o. Hayır canım ya. Birbirlerine. Yok öyle bir şey olmadı. Ya o ya Toroslar Meski. Hayır ben... Toroslar. Değil ya. Kayseri Şeker. Toroslar en ileri gittiği nokta. Yani. Ya Meski kazansaydı Meski çıktı çıkacaktı, bir olay vardı yani. Hangi takımımız çelme çakmıştı? Kendi takımlarımızdan çelme takmıştı. Hayır lig içerisinde çelme taktı. Son finalde değil son yani. Finalde değil. Lig içerisinde çelme taktı. Ha, o maçı verse. Oldu canım öyle şeyler. Çok oldu ya yani. İşte onu diyorum. Bu onu gösteriyor o zaman. Yani 12-13 yıldır bal hani var. Tabii ki bunlar yaşandı yani. Mersin İdman Yurdu'nun şu an iyi bir yerde olsa bunları konuşmam bile. Ama artık Mersin İdman Yurdu o noktaya geldi. Buradan sen bir profesyonel bir kulüp yaratmak derdindesin. O zaman bu birlik beraberliği burada başlatman lazım. O zaman harcanan paralar da heba oluyor. Onu harcayacağına şampiyon yapacağın takımı harcayacak kardeşim. Ya yine de bunlar burada bence... Bu benim düşüncem. Hayır, bu benim düşüncem. Saygı duyuyoruz. Ama 3 tane takımımız ya da 4 tane takımımız Bal Ligi'nde. Biz orada ben hani diyemem yani sen para harca sen harcama. Ya da sen maçı ona ver, o maçı sana versin. Böyle bir şey olmaz. Yapan şehirler var mıdır? Vardır mutlaka yapan şehirler. Olmazsa biz daha çok bekleriz. Abi o çıkacak bu çıkacak dedi. Daha çok bekleriz abi. Hayır ya destek verilsin de yine de bu böyle. Mehmet Uysal diyorlar ki abi sen sözünü kes. Pardon. Devam et sen.
Mehmet Üsal abi, kim çıkarsa destek olunacak diyorsun da Silifke İdman Yurdu'na ismini vermek istemiyor diye duydum. Silifke ve Mut da 3. lige çıkmak istiyorlar. Silifke ve Mut ismini verecek, vermeyecek diye duydum. İşte sıkıntı orada. Diyor. Ve yanlış düşünüyorsun demiş. Ya şimdi yanlışı doğrusu da bu herkesi kendine bağlar. Ama burada bak ne diyor? Mut İdman Yurdu hedef koyacak diyor. Silifke hedef koyacak. Meski çıksın Meski hedef koyacak. Çiçel hedef koyacak. Abi biz birbirimizle yine kavga edeceğiz. Yapacak bir şey yok ona. Ondan sonra bir bakmışız 5. gruptayız ya. Kim var? Konya takımı var. Bakmışız Osmaniye takımı çıkmış yine. Her sene olduğu gibi. Yok Osmaniye düşüyor mu da bu sene? Osmaniye'den de 5. grupta örnek var ya takım. Örnek ya. Ya. Düşünün yani abi. Ya Osmaniye takımı diyorum abi. Osmaniye spor demiyorum. Osmaniye'de sadece Osmaniye spor yok. Yani yine aynı duruma düşeceğiz biz. Çünkü bizim Mersin İdman Yurdu'nda artık öldü. Söylediğine sonuna kadar katılıyorum. Doğru söylüyorsun. Ama bunu burada konuşmamızın doğru olmadığını söylüyorum. Ya doğru yanlış. Bu benim düşüncem. Araba ne diyor bu konuda? Yani. Abi ben bir şey demiyorum. Uysal diyor diye. Yok söylediğin şeye ben sonuna kadar katılıyorum. Katılmakla birlikte. Yoksa biz yine birbirimizi yiyeceğiz. O konuyu burada kapatalım. Yüz yüze konuşuruz yine. Evet devam edelim. Senin süper amatörden başta konuşacağın. Burada süper amatörde mesela Erdemli Belediye, Anamur, Muz özellikle bu iki takımımız sezon başında ciddi yatırımlar yapmış gruplarımız. Öyle evet. Yani. Yol Toroslar Belediyespor keza para harcamadım dese de yine gitmiştir 200-250-300. Az para değil bunlar süper amatörde. Ciddi paralar. Yani bu takımlarımızın mesela 2-2'nin dışında erken bir şekilde kalmaları. Benim ilk yarının son 5 haftasında bir tezim vardı. Eğer İçel ve Meski 5'te 5 yaparsa bu lig biter demiştim. Tam da dediğim gibi olmuştu. Daha ilk yarının sonunda bitmişti. Oğuzcan lig. Yılmaz demiş ki konuş Hüsal Bey arkandayım demiş. Tutmayın beni. Ezel bir resim vardı. Onu verme şansın varsa çok sevinirim. Onu da verelim ekrana. Evet, Tarsus Toros Koleji. Türkiye Şampiyonası yarı final grup müsabakaları için Adıyaman'a hareket etmişti. Tarsus Toros Koleji'ne şehrimizi temsil ediyor. Başarılar diliyoruz. Buradan söylemiş olalım. Bu arada Tarsus Koleji derken Mersin Üniversitesi spor takımı da biz abi Mersin Üniversitesi olarak Maraş'a turnuvaya geldik. Dicle Üniversitesi final maçımız var. Yani Mersin Üniversitesi futbol takımı da yarın bir final maçı oynayacakmış. Demek orada da bir futbolla ilgili turnuva var. Bu aralar bayağı bize, bir turnuva bize var. Bize bilgilendirirlerse onları da resim göndermiş. Tabii onları sonra atarız sayfaya. Onlara da başarılar o zaman final aynen maçında. Öyle. Mersin'le temsil eden herkese başarılar. Birinci amatörde geçen hafta playoff'ta müsabakalarda maç yoktu. Maçlar yoktu. Evre arasıydı. Bu hafta başlayacak. Onları da söyleyeyim. Tarsus Belediyespor, Karacaeliers Veteranspor'la karşılaşacak. Yeni Taşkent Belediyespor Tarsus Yıldırım Spor'u konuk edecek ki biz bu maçla gideceğiz büyük ihtimalle. Allah tam bir ya bir aksilik olmazsa gideceğiz inşallah. Demirtaş Gücü'yle de Tarsus Gücü karşılaşacak. Bu 3 maç da ayın 24'ünde oynanacak. Onları söyleyelim. Ya geçen hafta ben demiştim bunlarla arasında. Şimdi Tarsus Belediye 12 puan yaptı. Yeni Taşkent 10, Yıldırım 8, Tarsus Gücü 8, Demirtaş 3, Karacaeliers 1. Demirtaş'la Karacaeliers'e ben burada geçen hafta Süleyman Hoca'ya da bir şans vermemiştim. Hatta bir iddiaya girmişti kendisiyle. Tatlı, tabii o şey güzel şeyler onlar. Art niyet yok bizde. Bence burada Yeni Taşkent Yıldırım maçı çok önemli. Süleyman Hoca demişken geçen hafta bir şey olmuş. Ben kaçırmışım onu. Hüseyin Ertaş'la ilgili bir Süleyman Hocamız bir şey söylemiş herhalde. Kötü maç yönetti tarzında bir şey söylemiş ki sen o maçı izlemişsin herhalde. Demirtaş Gücü Yıldırım maçını mı diyor? Evet. İzlemiştim o maçı. Nasıldı hakem? Ya şimdi o maç öyle bir maçtı ki ya sanırım 70'e kadar 0-0'dı ve pozisyon da yoktu. Kritik gidiyordu maç. Ben demiştim ya bu maç 0-0 bitecek gibi. Uzaktan bir şutla gol oldu. 1-0 oldu. Sonra maç 2-0'a döndü. Orada kırmızı kart da vardı tabii sonrasında. Şimdi ben kırmızı kartlar açıkçası şu an hatırlamıyorum. Doğru yanlış bir yorum yapamam. Ama hakem konusunda açıkçası pek bir şey görmedim ben o maçta. Ama peki. O kartları tam hatırlamıyorum. Ama onun ekabinde herhangi bir sıkıntı görmedim. Ben birçok kişiyle bu şey sonrası görüştüm. Hakem konusunda gayet iyi olduğunu ki Hüseyin Hoca'yla da daha sonra bir müsabakada beraberdik 3 Ocak stadında ki o maçta da güzel yönetti. O hakemlerden bahsetmişken bir Deniz Hocamız var. Deniz Eker benim sürekli üstünde durduğum ki Kuvayi Milliye maçı vardı bundan 2 hafta önce galiba. O maçta dediler ki Deniz Hoca yönetecek maçı. Dedim ki çok rahat, çok güzel. Bence dedim iki takımında dedim. Çok rahat maç oynaması lazım dedim ya. Kafası çok rahat çıkması lazım. Ki dediğim gibi de olduydu. O maçta
müthiş derecede güzel, son derece güzel kararlar veren, dik duruşlu bir hakem portresi vardı. Buradan Deniz Eker hocamızı da, ki bir bayan hoca olarak da çok desteklenmesi gerekir ki bence gayet güzel işler yapıyor şu anda. Bak Toros'ta İçeri maçında iki tane yan hakem, bayan yan hakem yönetti. Müthiş yönettiler. Yani müthiş maç yönettiler. Yerinde bayrak kaldırmalar, hakem uyarmalar gerçekten müthişti. Hatta bir pozisyon var. Bu arada o pozisyonda ben olayı da es geçmek istemiyorum. Toroslar Belediyespor gençlerinin biraz daha sakin olması lazım. Yani tamamen saha içine odaklanmaları lazım. Saha dışı etkenlerle uğraşmamaları lazım. Yani kaleci Serdar abi sizin abiniz, babanız yaşında belki de. Aradaki yaşı anlatmaya çalışıyorum. Adam oradan uyarıyor. Gençlerde bir böyle şey var. Siz daha lise talebesisiniz. Toroslar Belediyespor'un şartlarından dolayı takımda oynuyorsunuz. Bunun kıymetini bilin. Kendinizi gösterin, o formayı bir daha bırakmayın. Ama başka şeylerle uğraşmayın. Saha içinde sevgi saygı önemlidir. Yan hakem bayan, erkek o bayan erkek fark etmez. O hakem. Gözünün önünde, ben görüyorum pozisyonu, gözünün önünde çıkmadı diye bağırıyor. 3 kere, 4 kere futbolcu kendini yırtıyor. O hakemin gözünün önünde. Yani biraz da futbolcular deriz ya, niye itiraz ediyorsun kardeşim diyoruz. Ya belki yer. Bak futbolcu psikolojisi bu. Bak ne oluyor? Sen o zaman taraftarın önüne atıyorsun hakemi. Ya bu konularda Toroslarlı genç futbolcuları ya bu işlere uğraşmasınlar, futbol oynasınlar, bir daha da o formayı bırakmasınlar. Hüseyin Ertaş'ın anlatırken bu hafta Kuvayi Milliyespor Mersin-Mardin müsabakasıydı. U19 playoff kritik bir maçtı. Maçın başında Mersin-Mardin 2-0 öne geçti. Ve çok hızlı öne geçti yani. Şöyle söyleyeyim, 33. dakikada maç 3-2 oldu. O kadar hızlı gelişen bir maçtı. 2-0 oldu. Bir anda döndü. Kuvayi Milliyespor 3-2 öne geçti. Ve maç o şekilde bitti zaten. 33 dakikada neredeyse maç bitti. Ama çok yerinde kararlar verdi. Ki Yeter Hoca da mesela yardımcıydı. Kıdemli yardımcıydı. O da gayet başarılı oldu o maçta. Ben hakem arkadaşlarımı kutluyorum. Ve her zaman da dediğim gibi doğru iş yapanların her zaman yanındayız. Ya geçen hafta hakemlerle ilgili Süleyman Hoca konuşurken sözünü kesiyorum. Ya Süleyman Hoca'm biraz şimdi orada kendi takımı duygusal, yandı. Duygusal davranmış. Bir iki maç canı yanmış. Hatta ben ısrarla hocam ya böyle direkt isim verme dedim ama yine de verdi yani. İşte o maçta öyle oldu, bu maçta böyle oldu. Yapacak bir şey yok. Ama biz bu demek değildir yani bizim hakemlerimiz kötü. Tabii ki hatalar olacaktır. Aynen öyle. Ben her zaman şunu söylüyorum. Özellikle sahadaki futbolcu kardeşlerimize. Bu hakemlerin de bir insan olduğunu unutmayalım. Bir Süper Lig maçında bile televizyonda bir pozisyonu 20 defa izleyip belki şöyledir denen kararlar var. Karar bile veremiyoruz. Bu işin öyle olduğu dönemlerde bu işin ne kadar zor olduğunu tahmin etmek zor olmasa gerek. O yüzden futbolcu kardeşlerimize saygı duysalar, biraz hakemlerimize yardımcı olsalar bizim hakemlerimiz daha da başarılı olur. Ya geçen hafta Fenerbahçe Galatasaray derbisi vardı. 3 tane penaltı tartışması yapıldı. İşte eski hakemler Ahmet Çakar bir şey söylüyor, Mustafa Çulcu bir şey söylüyor, öbür eski hakem bir şey söylüyor. Herkes o pozisyonları bir de ekranda görüp yorumluyor. Ya ekranda yorum 20 defa izleyip şey, karar veremiyorlar. Bu yani. Adam orada anlık veriyor mübarek abi, ya. Abi olur yani olur. Ha bu VAR sistemi görüntülü olay. Bence bir an önce girmeli. Yani diyorlar ki futbolun duasını bozar. Ya çünkü artık futbol ticarete döndü. Müthiş paralar dönüyor ve sen yaptığın en ufak hatalarla bu kez hakemi de sana atlarlar. Peki orada da bir pozisyonu tekrar izleyip karar veremezsek ne olacak ne olduysa? Hayır sen karar vermiyorsun zaten. Oradaki görevli 3-4 tane hakem oluyor arka planda. Onlar. Ki bunun ben çok Avrupa'da uygulanan liglerde çok örneğini gördüm. Müthiş de işe yarıyor. Hata olur mu? Peki o zaman saat saniye nasıl olacak? Nasıl durduracak hakem? Ya şimdi atıyorum gol oldu. Bak gol oldu. Offside. Ben bunu çok gördüm maçlarda. Gol oldu. Hakem golü verdi ama pozisyon offside değil mi? Hakem şeyi bekliyor. Böyle yapıyor. Bunu gösteriyor futbolculara. Daha orta sahayı gösterdi ama bunu bekliyor. Oradan bilgi geliyor hemen 10 saniye içinde. Ama onlar maçın sonuna ekleniyor. Hemen diyor hayır diyor gol ya, iptal diyor. Var yani. Saati gösteriyor. Ya o ayrı bir konu. Basketbolda da devamlı duruyor sonuçta ama hiçbir etkisi olmuyor sıkıntı anlamda. Hakemler konusunda geçen hafta Süleyman Hoca şimdi şey yaptınız ama hakemler bana da kızmış. Her şeyi onayladı diye. Ben burada hiçbir şekilde hakemlerimiz hakkında kötü bir evet. anlamda onaylama yapmadım. Hatta ben dedim ki halı saha turnuvasında hakemlik yapıyoruz son günlerde. Yani hakemlerimiz yerden göğe kadar haklı diye buradan dile getirdik biz. Ben yapamıyorum mesela. Ben hakemlik yapamam yani. Ben yarı devre yapabildim. Ya, yani Mustafa sen yarım devre yapabildin. Evet yarım devre yapıyor. Hani ya abi zor ya. Çok zor. Çok zor biz bir iş. Burada işte. Bunu belirttik. Hakemlerimiz bana kızmış.
Yani ben öyle bir hakemlerimize karşı bir saygısızlık yapmadım. Hak hayır, verdim yani. Sen saygısızlık yapmadın. Ya Süleyman hocam biraz fazla gitti. Yani o herhalde beni karıştırdı. Biz onu engellememiz lazım. Engelleyemedik. Ben birkaç kez hocam dedim ama şey yapmadı. Neyse artık yani. Dün dündür, bugün bugündür. Evet, birinci amatör kümede ben Tarsus, Yeni Taşkent Yıldırım maçının kritik bir maç olduğunu düşünüyorum. Şimdi Demirtaş Gücü hocamız Süleyman Hoca biz dedi bu ligde çıkanları belirleyeceğiz dedi. Çok yani çıkmak hatta istiyoruz çıkacağız ama dedi. Hatta çıkacağız dedi. Ben o kısmı geçtim çıkamazsınız dedim. Ama şu anladığım kadarıyla. Sen, şimdi burada sen Süleyman Hoca'nın biz ya lig bitti artık çıkamayacağız demesini hayır, bekliyor hayır, musun? Hayır o ayrı bir konu. Bu ya ona saygı duyuyoruz yani hedef koymuş. O ayrı bir şey. Yani. Bak ben hatta şunu diyorum Demirtaş Gücü böyle hala bir işler çünkü bırakmasınlar. Çünkü gidişatı da etkiler. Bak ne diyor? Bu hafta Tars Gücü'yle oynuyor kendi evinde. O işte bak oradaki göstereceği performans önemli. Belki tabii, Tars Gücü'yle çelme şey, takacak. Ligin kaderini etkiliyorsun. Veteranlar da öyle keza. Doğru doğru. Oynasınlar. Ya burada Yeni Taşkent'in ve Tarsus Belediye'nin ve Tarsus Gücü'nün ev sahipliği avantajı var. İç saha. Yıldırım'ın iki maçı içeride. Biri Demirtaş, diğeri Karaca İlyas. Diğer üç maçı deplasmanda. Tabii Tars Gücü'yle aynı sahayı kullandıkları için. Ama sonuçta futbolda vardır. Psikolojik. Deplasman olay yani kağıt üstünde aynı farklı aynı statta oynuyor ama kağıt üstünde farklı olsa bile yani deplasman fobisi vardır ya futbolcularda. Maalesef o olay var. Hani burada ben açıkçası Yeni Taşkent Yıldırım maçının skoru çok önemli. Buradan çıkacak sonuç çok çok önemli. Tarsus Belediye Karacaeliyası yani büyük bir sürpriz olmazsa yenecektir ki zaten oynadığı 3 maçta da yendi. Demirtaş Gücü Tars Gücü maçı işte Süleyman Hoca'nın dediği gibi eğer bir direnç gösterirlerse biz pes etmedik hala bizim de şansımız var derlerse bu ligin gidişatını da etkileyebilirler. Çıkmasa bile etkileyebilirler. Buradan takımlara da başarılar diliyoruz. Dediğimiz gibi cumartesi de bir aksilik olmazsa Homurlu diye geçiyor ya orası. Yeni Taşkent'in sahası. Biz orada olacağız. O Yeni Taşkent'in sahasıyla ilgili de çok şikayet var ama sonuçta bu her sene yapılıyor. Ama nizami olarak sonuçta oynanılması için izin veriliyor. Ya bunu ben izin vermiyorum herhalde. Demek ki ölçüleri yapılıyor. TFF'nin bölgesel amatör lig maçlarına kadar ki İzin şeyinde izinleri arasında uygun şu anda. Ya o izni ben vermiyorum. Kaptaki mesajı okuyayım. Ben mi okuyayım abi? Evet. Sessiz oku. Kendin oku. İsmail abi senin düşüncelerin ne maçlar hakkında? Vallahi birinci amatörü ben çok takip edemedim ya. O yüzden şu anda çok bir şeyim yok yani. Yani takip edelim derken takip ediyorum tabii sonuçları falan da. Mehmet Uysal'ın uzmanlık alanı olduğu için bu konu şu anda. Ya şimdi kağıt üstünde Tarsus Yıldırım Spor için ne demiştik? Olağanüstü demiştik. Ha ben playofflar öncesi Yıldırım Spor'un durumunu çok merak ediyordum. Playoff'ta ne yapacak acaba diye. Acaba İlçe Spor gibi mi olacak? Yani işte çok merak ediyordum. Demiştik şu gidişat onu gösteriyor. Hatta futbolculardan biriyle ismini söylemeyelim biz çıkacağız abi dedi. Dedim yani hak eden tabii çıksın o ayrı bir konu. Ama onlar da inanmış tabii futbol bu. Yani takımlara başarılar diliyoruz. Güzel maçlar oluyor ama Allah var. Gerçekten güzel maçlar oluyor. İlerleyen haftalar daha da heyecanlı olacaktır. Şimdi şöyle de söyleyelim. Bizim bu halı saha turnuvasından dolayı biz o canlı yayın olaylarına bir türlü gidemiyorduk ama artık bundan sonra yavaş yavaş o canlı yayın bir özellikle zaten birinci amatör kaldı. Bir de ikinci amatör. İkinci amatöre de gireceğiz inşallah. Canlı yayınlarımız olacak. Vereceğiz yani. Bekleyin geliyoruz. Vallahi güzel olacak gibi de görünüyor. Çünkü ikinci amatör de gerçekten birazdan konuşacağız. Acayip şeyler var abi ya. Müthiş takımlar var. Gelelim ikinci amatöre mi abi? Evet. Sen şey yap istersen konuşmaya başla. Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Grup grup gidelim. Şimdi İsmail abi ne kadar bilmiyorum hazır mı elinde. A grubunda Teytaş Spor'un 13. Bu arada ikinci amatörde devre arası oldu. Bu hafta maç yok. Bunu çok sordular. Yeni fikstüre de zaten çıkmadı. Önümüzdeki hafta bir hafta ara var. Önümüzdeki hafta ikinci ara maçlar devam edecek. Şimdi A grubunda Teytaş 13, Binevler 10, Mersin Gücü 6. Kadirefe 6. Mersin Gücü diyorum niye? Burada başkanlarını ismi neydi abi? Mersin Gücü'nün Gençlik Spor Kulübü. Mersin Gücü Gençlik ve Spor Kulübü. Başkanımızın ismi neydi? Ahmet Nas. Ahmet Nas'ı biz burada konuk ettiğimizde Mersin Gücü'nün 0 puanı vardı. Ben yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Ne demişti abi burada? Ama şanssızlıklarımız oldu dedi. Biz bu değiliz dedi. Bizi bundan sonra izlen evet, demişti. Evet. 6 puana çıktılar ve 3. sıraya avarajla yerleştiler. Kadirefe Spor şimdi geçen sene de iddialı bir kadro kurdu. Çok iddialı bir kadro kurdu. Yine galibiyetle başladılar. Ben ilk baştan izlemiştim. Yanlış hatırlamıyorsam Davultepe'yi 4-1 ile geçmişlerdi. Geçen seneden bahsediyorum. Ama sonra Kadirefe Spor hani bilmiyorum kadronun yapılanmasından mı kaynaklı? İşte sakatlıkları var, cezalı oyunlar gelemiyorlar. İkinci amatörde biraz bazı şeyler sıkıntı çünkü. Maddi imkansızlıklar da var.
tamam o etkiliyor olabilir ama bu sene de yine iddialı girdi. 2'de 2 girdi. Ondan sonra 6 puanda kaldı. Hala şansı var ama. Tabii. Yani, daha devam ediyor canım. Şu anki halini yorumluyoruz. Adonis parıl parıl top oynuyor gençler. Süper top oynuyor ama bakıyorsun 4 puanda. Davultepe iddialıyız diyor ama bakıyorsun 4 puanda. Şimdi burada TEDAŞ, geçen seneden de hatırlıyorum ben. Hani çok ahım şahım bir kadrosu yok ama bu sene iki maçta bir maçlarını izleme fırsatım oldu benim. Bir maç doğru bu sene. Fena bir kadrosu yok. 13 puanlı liderler şu an. Yani burada TEDAŞ bir nevi şimdi bu, şu prosedürü söyleyelim. Birinciler direkt çıkıyormuş. İkincilerle üçüncüler arasında baraj maçı değil mi abi? Play-off eleme sisteminde bir maç oynanacakmış. Yani lig değil. Yani ama çapraz eşleşme. Çapraz gruplardan gelecek. Aynen. Ya bu çaprazdır muhtemelen. A, B, C, D gibi. Aynen. O şekilde bir eşleşme olacakmış. Yanlış hatırlamıyorsunuz. Yanlış söylüyorsa düzelsinler. Bana gelen bilgi o şekildeydi. Hani burada hala son sıradaki Adonis'e kadar, çünkü üçüncü de baraj oynayacak ya, 6 puan şansı var. Burası güzel bir lig. Çekişmeli bir lig. Yani ilk lider, şampiyon olan 4 takım çıkıyor. 2, 4, 6, 8 takım içinden de 2 takım mı çıkacak? Onu ben tam şey yapamadım ya. 6 takım çıkacak diye biliyorum. Ben. 6 takım. Yani finale kalan 2 takım çıkacak. Evet. Ben öyle biliyorum. Bana söylenen oydu. Yanlış onu bir tam öğrenelim ya. Ben de onu tam bir sormuştum aslında bize de. Düzeltirlerse de sevinirim. Mersin Gücü başkanımız geldiği zaman da burada onu aslında izah etmişti de ben unuttuk onu ya. Ya onu bir futbolcu arkadaşımız da ikinci amatörden herhalde Sertaç'tı, yazmıştı bir yorum olarak. Ben orada görmüştüm. Şimdi B grubunda da, B grubu enteresan bir grup. Tarsus Demirspor, Ali Efendioğulları, Karaduvar 15'er puanda. 6 maç. Bunlar kendi aralarında herhalde birer mağlubiyet almışlar. Çünkü birer mağlubiyetleri var. Burada gördüğüm kadarıyla, çünkü en yakın rakibine de 9 puan fark atmışlar. Anladığım kadarıyla burada bu 3 takım arasında geçecek birincilik savaşı. Bu da ikinci, üçüncü kim olur bilmiyorum. C grubunda Boynu İnceli, Kargı Pınarı, Tümük Esnaf, Atagüç, Çeşmeli. Bu 5 takım arasında geçiyor. Hani Çeşmeli Spor ayrı, Çeşmeli İdman Yurdu ayrı. Evet. İşte Çeşmeli İdman Yurdu. Evet, Çeşmeli İdman Yurdu 1 puanda, Erdemli İdman Yurdu 1 puanda. Onlar gördüğüm kadarıyla tabii futbol ama 3. ile 11 puan fark var. 6 maç yapar. Şey, özür diliyorum. 2 4 6 doğru 6 maç. Çok zor oradan tutmaları. Hani burada Boynu İnceli, Kargı Pınarı, Tömük, Atagüç, Çeşmeli arasında avantaj en büyük Boynu İnceli'de ilk 3 için. Alttaki rakiplerine göre 6'da 6 yaptılar. Şimdi birazdan bir istatistik vereceğim ben bu 4 grupla ilgili. D grubunu da anlatayım. D grubunda da Göksu, Sertavul, Esnaf Spor değil mi abi? Ben Sertavul yazmışım. Atakent Spor, Günler Spor, Bahçeköy'ü, Aydıncık, Silifke, İdman Yurdu. Burada puan alamayan tek takım Silifke, İdman Yurdu 0 puanı var. Bütün maçları kaybetmiş. Belki çıkmamış da olabilir. Tam şeyine bakmadım hani sonuçlarını bilmiyorum. Sadece 0 puan olduğunu biliyorum. Burada da Göksu ile Sertavul 16'şer puanda. Atakent 3. 10 puanda. Burada da bir yarış var. Tatlı bir yarış var. Bu Göksu Spor 29 golle ilk yarılarda toplam 6, 12, 2, 4, 6, 7, 4, 7, 28 takım arasında en çok gol atan takım olmuş. 29 gol atmış. Boynu İngili de bu 28 takım arasında en az gol yiyen takım. Sence kaç gol yemiş? 1 gol yemiş. Takip ediyorum. Bu müthiş bir şey. Oynadığın altı baş tam rakiplerinle de alakalı bir şey ama sonuçta rakipleri abi, kim olursa olsun o kadar bir de attığı gol sayısı gol var. Attığı gol yanlış hatırlamıyorsam bu ben not etmem mi? 25 falan olması yani, lazım. Şimdi 25 işte ortalama 4 gole 4 yani, küsüre geliyor. 25 gol atıp 1 gol yiyorsun. 1 gol yemesi çünkü oradaki transferler. Acaba o golü kimden yedi? Hangi takımdan? Ben ona bakayım. Ona bakalım. Hatta izleyenlerden varsa da yazabilir. Yani Boynu İnceli Spor şu anda liglerde tüm maçlarını kazanan tek takım. Evet. 6'da 6 yapan. Tabii bunu böyle derken takdir ediyoruz, tebrik ediyoruz. Kesinlikle ama kadrosuna bakıyorsun abi gerçekten çok önemli isimler var. Yani 3-4 tane benim tanıdığım Mersin futbolunun... Yenişehir'den en son şeyi bizim o gazeteci arkadaşımız Koray. Neydi? Koray'ı aldılar. İşte bizim... Sercan var. Sercan Jojo Erdemli'den. Ondan sonra bizim şey Habib Dinçer, Habib forvet, var. Dikili Taş Bekirden'in forveti. Hep yani 1-3 tane. Hayır, diğer kulüplerde de hani böyle var, bildiğimiz var, oyuncular var. Ama bir anda burada 3-4 tane benim bir an tanıdığım, hani ben en az tanıyan benimdir. İletişim içinde olduğumuz evet. Çocuklar da olunca orada. 3-4 tane tanıdığımız oyuncu var. İlhan abi mi vardı? Neydi o Akdeniz Gücü'nden? Beyaz saçlı hafif. İsmini evet. Unutuyorum. O vardı yani, transferlerinde. Başarılar diliyoruz yani. Tebrik edilmesi gereken tebrik bir ediyoruz. Tabii baştan zaten hedef anında. Koyarak yola çıkmışlar. Bir arada hani izlemek isterim ben de Boynu İnceli maçı takımını. Bir müsait olduğumuz zamanda. Burada da ikinci yarı bu hafta
ara olduğu için maçlar olmayacak ikinci amatörde. Önümüzdeki hafta başladığında da başarılar diliyoruz. Kimler hak ediyorsa, ben şundan yanayım. İkinci amatör kümede veya da birinci amatör kümede süpere çıkarken işte kim bir üst lige çıkıyorsa gerçekten bir şey yapılacaksa çıksın. Bir şey yapılmayacaksa, mesela birinci amatörde süper amatöre çıkarken özellikle ben bunu hep söylerim. Yani bir hedefiniz yoksa süper amatöre çıkmanın da bir anlamı yok. Birinci amatör maddi anlamda da sizi sıkıntıya sokmayacaktır. Çünkü süper amatör ister istemez bir külfete giriyor. Hedefin yoksa hani orada olmanın da sana bir katkısı nasıl olabilir bilmiyorum. Hani futbolcu ya, bazında belki... Finansman gücün ve hedefin varsa, para çıksın, gücün varsa çıksın. Tabii ki çıkacaksın. Orada biraz daha şey yapmak lazım çünkü. Ama şimdi ikinci amatörde oynuyorsun şu anda. Para gücün yoksa, birinci amatöre çıkıp seneye tekrar düşeceksen... Çıkma bence daha iyi. O zaman o hedef olanlar çıksın. Aynen yani işte. Bunu söylemek de şimdi çok doğru olmuyor. Çıkıp oynayacak kardeşim. Ya yani ayrı çıkar, bir konu hani, düşer yani. O zaman ne oluyor? Farklı yerlere gidiyoruz. Biraz işte. Mesajlara da bakalım da. Murat Aytekin demiş ki iyi yayınlar. Mantıklı olarak 4 takımımız kendi aralarında üstünlük kurmak için mücadele etmesin. Diğer takımlara karşı üstünlük kurmak için mücadele ettiği sürece bu 4 takımdan biri mutlaka ligi en üstte bitirebilir demiş. Kandiliniz mübarek olsun demiş. Hasan Alkan demiş Mehmet Bey aslında haklı, yapabilecek bir şey ama İçerspor öyle bir öne çıkarıldı ki demiş. Sizin de dediğiniz şeyler olacaksa dahi olmaz oldu kardeşim demiş. Cevzet Tekin demiş ki abi oyuncular amatör olunca tabi hakem arkadaşlar da amatör, onlara destek vermek lazım demiş. Yaşlı Kurt sakin ol ben, ben anlatırım ona demiş. Oğuzcan bir şey yazmış. Demişim demek ki ona cevap vermiş. Aynen öyle. Ömer dün ya o mesajı okur musun? Bana özelden Sayın İsmail mı? Abi bir sorum var. Meski hocasının pazar günü Silifke'de ne işi vardı? Maç sonu Silifke kaptanı Tufan'la neden görüşmek istedi? Yılmaz Hoca izin vermeyince küfürleşmeler oldu. Burnuma pis kokular geliyor. Yorumlarsanız sevinirim. Şimdi ben ona şöyle bir, tabii ki bunu biz şu anda bilmiyoruz. Böyle bir şeyden haberimiz yok. Bir arkadaşımızın iddiası. Meski'nin hocası Silifke'nin maçını izlemeye gitmişse bundan daha doğal bir şey olamaz. Tabii. Ama bir futbolcuyla bir görüşme yapmak istemişse... Yani bu ne olabilir? Eski bir öğrencisi ise merhaba demek isteyebilir. Ama onun harici bir şey varsa onu şimdi bilemem. Burada cevap hakkı da doğuyor. Yani eğer tabii. bağlanmak isteyen olursa hem Silifke'den hem Meski'den cevap verebilir yani. Ama yani şimdi böyle arkadaşım yazmış. Yani Silifke, Meski hocasının Silifke'ye gitmesi ya da Silifke hocasının buraya onu gelip Meski'yi izlemesi. İlgilendiren kısım sanırım o futbolcu olayı. Ha o abi onu bilemem sanırım. Yani. Şimdi bir oradaki bir futbolcuyla ha ona ben de bir şey diyemem. Bilmiyorum gerçi ama tabii, yani oradaki bir futbolcuyla konuşmak istedi. Hoca izin vermedi. İşte bu ya ben o buna tabii siz yorum yapabilirsiniz. Ben futbolun bu komplo teoriler bölümüne çok girmek istemiyorum. Bazı şeylerin olduğunu biliyorum ama ya yakıştıramıyorum. Olsun istemiyorum. Ama dediğim gibi kardeşime Meski Spor'un hocasının Silifke'ye gidip Silifke Spor'u izlemesi gayet doğal. Çünkü muhtemel rakipleri olacak ki şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi Ömer Dönder demiş ki bu nasıl program? İkinci amatör kümede istatistikleri merak etsek açar bak futbol sitelerine bakarız demiş de yani yaptığı yorumlara bakıyorum. Nerede bulacakmış? İşte Meski Spor olayında okumadınız. Korkusuz olun, taraflayan yapmayın demiş ki ben çok da artık hani yorumlarını artık kale almamak gerektiğini düşünüyorum. Şimdi bu şekilde düşünüyorsan. Hayır, ikinci amatörün istatistiklerini nereden bulacakmış? Bu söylesin ben de oradan bakayım. Hayır, bu kardeşimiz bizim buradaki bizim işimiz amatör. Biz amatörün bizim daha vaktimiz olsa biz U19 liglerini de ben konuşmak istiyorum. Yok ben konuşacağım zaten şimdi. Yani, U19'da da vakit var biz, da. Yani istatistiklerde bu konulardaki fikirlerimizi, yorumlarımızı yapıyoruz. Yani ne şey mi? Meski sporlu futbolcunun mesajı geç okuduğumuz için herhalde arkadaşımız o tepkiyi veriyor. Önce bana da mesaj atmış. Hani bir korkunuz mu var? O mesajı diye. Sen bana gösterdin. Ben okudum. Daha mesajları okumamışız. Ya mesajlar bekliyor. Zaten mesajlar yani, okumaya sırası geldiğinde okunuyor zaten mesajlar. Abi zaten her mesaj okuyamazsın. Kardeşim biz kimseden ki. Bir korkumuz yok. Evet, Meski Spor'un hocası oraya gitmişse bu doğaldır. Ben yorumumu yapıyorum. Abi korkacak olsa ama zaten orada bir, o yorumu okumazsın. Orada bir oyuncuyla görüşmek istemişse ben onu doğru bulmuyorum. Yani söylüyoruz bak. Yanlış böyle bir şey varsa, bunu. Böyle bir iddia var. Ahmet Lülü bağlanabilir. Hayır kardeşim der ya da evet kardeşim der. Anlatır olayın boyutunu neyse. Bilmediğin yani için zaten yapar. Ekber Yıldız demiş ki İsmail abi, abim stat'taki toplantıda Mersikman'ın ismin değişmesin diye haykırışı beni çok duygulandırdı demiş.
Kemal Topal... Teşekkür ederim kardeşime. Benimle birlikte yaşamış demek ki onu. Benimle demek birlikte ki. Yaşamış. Teşekkür ediyorum arkadaşıma. Kemal Topal abi demiş, peki hakem hata yapıyor ve ertesi hafta maç alıyor. Futbolcu hata yapıyor, ertesi hafta oynamıyor demiş. Tabii bu hakem camiasının bileceği bir şey. Yani hakem sayısı zaten bakıldığı belki zaman de. Şehir dışına gidenler vesaireler, onlar bunlar olunca ve işi olan hakemler olduğu zaman zaten zorla yetiyor hakemler. Onu söyleyelim yani. Bak tarihte bugün neymiş biliyor musun abi? Şimdi görünce duygulandım biraz abi ya. Sen Mersin İl Mayor dedin ya. Evet. 23 Mart 2014 Mersin Şehir Stadı'nın kapılarının açıldığı Gaziantep Büyükşehir Belediye maçı. Biraz önceki tarihte bugünmüş. Evet. Vay be abi, görüyorum tarihte bugün bile artık Mersin İl Mayor'u yer alıyor. Ama Ömer mazim. Ömer kardeşime hani ikinci amatörü açar bakarız demişsin ama kardeşim bulamazsın şu anda. Varsa diyorum. Şu anda ikinci amatörün bizim elimizdeki veya bizim sitemizdeki veriler, bizim Facebook sayfamızdaki puan durumu, maç sonuçları, yani şu anda ikinci bir yerde bulma şansın bildiğim kadarıyla yok. Ya şöyle söyleyelim, Süper Amatör Lig'in gol kralını bulma şansın yoktu. Şimdi yorum yapıldığı zaman mesela insanlar birbirleriyle konuşurken hani diyor ki işte Ebu Bekir'in 45 golü var, 47 olur mu falan derken, hani bizim sitemizi referans alarak söylüyorlar çünkü başka yerde yok. Hani ikinci amatör de aynı şekilde. Ya dün İçerispor'un hepsi dışarıdan gelmiş oyuncu değil mi? Hepsi dışarıdan gelmiş. Ne dedi biliyor musun futbol? İsim vermeyelim. Abi dedi, ben dedi şoktayım dedi ya. Mersin şehrinde dedi. Ben hayatımda ilk defa dedi amatör ligin bu kadar konuşulduğunu gördüm dedi. Aynen onu. Biz oturduk evet. Futbolcularla İçerispor'un kim kaç gol attı onları tartıştık orada ya. Hadi tartış demiş ya istatistik. Bul da göreyim hadi. Bulun da göreyim hadi o istatistikleri. Bak ben de Mersin Süper Amatör Lig'de. Hayır o kardeşim, bence mesajı okunmadığı için o tepki. Ama böyle mesajını da okuduk. Öyle tepki olmaz. Okuruz. Dersin ki benim mesajlarım okunmuyor dersin. Eyvallah, ama sen bu tepkiden başka bir tepki doğurursan iş başka yere gider. Bak ben de Mersin Süper Amatör Lig'in şu ana kadar atılan bütün golcülerin isimleri var ya. Hadi bulsun bana. Yok, kulüpler zaten bu konuda bize teşekkür ediyor. Yani maç oynuyoruz. Eve varıyoruz, puan durumunu paylaşmışsınız. Maç bitti, teşekkür ederim. Güncelliyoruz abi. Tabii evet yani. Var, bir site daha var yapan. Ama nedir? Ya o site bile yeri geliyor bizden alıyor bilgi. İstiyor adam, rica ediyor. Ya nedir? Bu bilgiyi paylaştıkça güzeldir. Bu ayrı bir konudur. Ama yani yok, istediğimizi bulamazsın abi. Bulamazsın, yok. Varsa bildiğiniz bir yer, ben de oradan alayım. Hiç uğraşmayayım yani. Vallahi hiç uğraşmayayım yani. Mustafa o mesajları bitirdin mi? Yok abi yok. Siz konuşuyorsunuz diye şey yapmadım. Evet. Hüseyin Yaldız ki kendisi Boyun İncelespor kulüp başkanıdır. Boyun İncelespor olarak puan kaybetmeden hedef birinci amatör inşallah demiş. Ama işte birinci amatörde de hedef süper amatör. O hedefler doğrultusunda hep devam etmek lazım işte. Evet, şöyle Mustafa Ay abimiz hayırlı akşamlar, selamlar, saygılar, iyi yayınlar dilemiş. Teşekkür ediyoruz kardeşime. Hüseyin Alkan, İsmail hocam ben İmanlı anlayamadım herhalde. Mutit Manyurdu destan yazdı. Büyük bir kesimin beğenisini kazandı ama bakıyorum hala Mutit Manyurdu küçük bir kesit yapıp geçiyorsunuz demiş. Ya öyle bir kesit. Ya arkadaşlar, ben niye böyle yapıyorsunuz ben anlamıyorum. Biz sezon başından beri her o özellikle Mut şehir sıralamasında öne geçtikten sonra biz o zaman bu arkadaşlarımız önce bizi izlemiyormuş, yeni izlemeye başlamış. Biz her hafta balı konuşurken uzun uzun Mutit Manyurdu'nu konuştuk. Geçmiş programlar kayıtlarda var. YouTube'da da var. Şikayet vardı Facebook sayfalarımızda da var. Konuşuyorsunuz diye. Silifke ve Anamur'dan sürekli bize şikayet geliyordu. Ya ne kadar çok Mut'u konuşuyorsunuz. Niye biliyor musun? O zaman Mut sıralamada en öndeydi. Başarılıydı. Doğal olarak başarılı olan takımı daha çok konuşuyoruz. Şu anda Mut ununu elemiş, eleğini asmış. Artık ilk şampiyonu olmuş. Şu anda biz ya şu anda Mut'u konuşabileceğimiz bir şey yok ki. Her hafta zaten başarılı oldu yani. Yine konuştuk, bak Mutlu taraftarlar gelmiş Silifke'ye dedik. Silifke'yi desteklemiş dedik. Bu benim hep hayalim dedim. Bu benim hep çok istediğim bir şey dedim. Geldikleri için onlara teşekkür ettim. Yani sürekli olarak bizi ya konuşmuyorsunuz. Bir program o zaman ayıralım, hep Mut'u konuşalım yani. O da olur inşallah. O da olur tabii ki de. Bakın hep söyledik. Mut ilk defa bu sene dedik Bal Ligi'ne çıktı. Balda kalmayı garantiledi. Ya. Hatta ilk zamanlar balda kalması kalmasının büyük avantaj sağladığı denen zamanlarda ben hep kızdım. Dedim ki arkadaşlar, niçin hep il sıralamasını hesaplıyorsunuz? İl sıralamasında Mut'un üstünde olması değil benim birinci önceliğim. Ligde Mut'un şampiyon olması benim birinci önceliğim.
Ben bunu defalarca kaç tane programımda söyledim. Lütfen arkadaşlar yani şu anda bak İçel Spor dedik ki İçel Spor şampiyon oldu. Tebrik ederiz dedik geçtik. Alttaki Orman Spor, Akdeniz Kuvayliye maçlarını konuşuyoruz. Niye? İçel Spor da çünkü unun elemiş, eleğini asmış. Biz aşağıda düşmedeki kritik takımları daha çok konuşacağız. Çünkü insanlar onu merak ediyor. Ve bir baraj maçı var artık onu konuşacağız. Evet. Şimdi bu haftadan sonra bu önümüzdeki hafta lig sıralaması tam netleştiği zaman Bal Ligi'nde ondan sonra da önümüzdeki baraj maçlarını konuşacağız. Belki ondan sonra Bal Ligi'ni ve Süper Amatör'ü es geçeceğiz. Birinci amatördeki çıkma maçlarını, ikinci amatördeki durumları konuşacağız. Yani play-off var daha biz şehrimizin futbolunun önem sırasına göre konuşuyoruz. O ya. Yüzden ben onlardan rica ediyorum. Bakın bizi asla bir takımı yani X takımı daha fazla destekliyorsun diyerek suçlayamazsınız. Öyle bir şey yok. Asla onu kabul edemem ya. Mutitman Yurdu kulüp başkanı bir olaydan dolayı bir içeri girdi. Çıkma olay oldu. Bunu destekleyen derken basın bildirinizi Facebook yani internet sitemizden yayınladık. Yayınladık. Yani sayfalarımızdan, gruplarımızdan yayınlayan tek grup biziz. Mehmet Uysal burada basın bildirinizi okudu. Kabinde de olmaması gereken şeyleri biz burada konuştuk. Mutitman Yurdu'nun yöneticisinden tutun eski insanlara kadar hepsi de teşekkür etti. Yani evet orada bize bir sürü teşekkür geldi. O gün bize teşekkür edenler kimdi? Bugün bizi eleştirenler kim? Onu da tam olarak bilmiyorum ama yanlış düşünüyorsunuz arkadaşlar yani. Belki bir iki kişi böyle yazıyorsunuz ama Mut bizim güzide bir takımımızdır. Her zaman söylediğim gibi Yenice'den Anamur'a kadar tüm takımlar bizim takımımızdır. En başarılı olanları en fazla konuşuruz. Mut'u da şurada son iki haftaya kadar hep çok konuştuk. Silifke ve Anamur sürekli bizi eleştirdi. Dedi ki hep Mut'u konuşuyorsunuz. Biz hiç konuşmuyorsunuz dedi. Ya onları da konuşuyorduk ama onlara daha az süre veriyorduk. Şu anda hedefi bitirdiği için daha az konuşuyoruz yani. Lütfen öyle bir yorum yapmayın. Üzüyorsunuz bizi yani. Biz burada Mersin amatör futbolu için, Mersin sporu için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki eleştiriler olacaktır. Ama bizi yanlı bir tarafın taraftarı gibi, evet ben iyi bir Mersin İtmanyurdu taraftarıyım. Çok iyi bir Mersin İtmanyurdu taraftarıyım. Onun haricindeki tüm takımlar bizim takımımız ve ben hepsine eşitim yani. Eşit mesafedeyim. Teşekkür ediyorum. Ben dinlediğiniz için arkadaşlar. Hüseyin Yaldız demiş ki hedefimiz Bal Ligi, Mehmet Uysal demiş. Ne biz güzel. Halkla ne güzel. Halkla birlikte hareket eden bir takımız demiş. Zaten şu an gösteriyor puanları. Ancak işte. Maftan demiş. Maftan bulunacak Hüseyin Gül'ü bekleyecekler demiş. Neyi? Tam anlayamadım ama Hüseyin Gül'ü canlı yayın istiyorlar herhalde. Yok puan durumuyla ilgili falan bir şeyse Hüseyin kardeşimiz bizim. İkinci amatörü Hüseyin Gül yapıyor. Süper amatörü Mehmet Uysal hazırlıyor. Puan durumu, gol krallığı falan. İkinci amatör. Birinci amatörle süper amatör bende. Birinci amatörle süper amatör Bal bende. İkinci amatörle ikinci amatör, alt liglerde Hüseyin İkinci Gül. Amatör. İkinci amatör U19. Normal U19. U17. U15'e kadar puan durumları Facebook sayfalarımızda ve Instagram sayfamızda mevcut. Şimdi onların sonuçları geç geldiği için salı gününden salı gününden puan zaten başka de yok. Şeylere ulaşamıyoruz. Maç sonuçlarının tamamına bu ulaşamadığımız arada, için. Bu arada bir site hatırlatmışlar. O siteye de maç sonuçlarını biz veriyoruz. Emin olsunlar. Ben biliyorum o siteyi. Emin olsunlar biz veriyoruz. Ya fark etmez. Ayıp bir şey değil. Hayır biz bir sürü yere veriyoruz canım maç sonuçlarını. Puan durumlarını bizden alıp paylaşıyor arkadaşlarımız. Bizim ismimizi kullanarak paylaşabilirler. Bir sıkıntı bizden yok. Hızlı değiller ama abi. Tabii canım biz maç içerisinde ben maç skoru biter paylaşıyoruz. Biter bitmez gönderiyorum futbolu diyor ki abi diyor yeni çıktık duştan diyor. Ne ara evet, gönderdim? Salı günü salı günleri Mersin Amatör Mersin ASKP'nin sitesinde tüm maç sonuçları yayınlandıktan sonra Hüseyin Gül kardeşimiz ekibimizin güzide insanlarından görünmeyen yüzü Hüseyin Gül kardeşimiz bu puan durumlarını hazırlıyor. Facebook sayfamızdan, Instagram sayfamızdan paylaşıyoruz. Zaman zaman çok küçük bir hata oluyor. Böyle korkunç şeyler alıyoruz. Yani ya o kadar kişi orada bekliyor muydunuz bize ya o? Ben Spor Toto yerine Süper Toto yazmışım. Abi orada bile illallah ittifalar ya. Ama şu da var. Hani bazı arkadaşlarımız hemen bize uyarıyorlar. Abi o maçta şöyle oldu diye. Bazen 1-1 olan bir maç 0-0 geçebiliyor. Ya bir haftada kaç maç oynanıyor gözünü seveyim. Abi kaç tane maç var? Yani listeye süper amatör, ya. 70-80 tane amatör, maç var abi ya. İkinci amatör, 19, 15, 17. O kadar çok maç var ki bizim hepsine
aynı anda sonuçlarına yetişmemiz imkansız. Yetişiyoruz. Bir de o kadar maçı bu eleştiren arkadaşlarımız var. Bir hafta rica edelim bize bir puan durumunu yapıversin. Sevinirim abi. Tabii ki yapabilir. Hayır, hayır. Tabii ki yapabilir. Ama ne kadar zor olduğunu görür. O maç sonuçları tek tek alınıyor. Ya şimdi Ebu Bekir 45 kur 60 diyorlar ya. Şimdi gel bir de onu bana sor. Bak gel bir de bana sor. Her nasıl hafta tüm maçları gollerin kimin attığını tek tek öğreniyorum Mehmet Hocam. Bir kişiden değil. Belki yanlış isim söyleyecek adam bana. Evet, İzlemediğim maçta. Teyit ediyorsun. Teşekkür ediyorum. O bağlayamadım bir türlü cümleyi ben. Ellerine, emeklerine sağlık. Teşekkür ediyoruz arkadaşımıza da. Yani her şey o gördüğünüz tablodan ibaret değil arkadaşlar. Bir de bunun arka tarafı var. Mesela İçeriz TV'de şu an yayın yapılıyor. Siz bizi görüyorsunuz ama bir de bunun arka planı var. Görünmeyen insanlar öyle var. Emekler var. Şu an kameraman arkadaş gülüyor ama ispiri söylemiyorum. Senin Ekber Yıldız demiş ki İçeriz Spor bu seneki şampiyonluğu çok abartılmadı mı? Eyvallah, tebrik ederiz ama süper amatördeki zaten her türlü Mersin takımı şampiyon olacak. Mesela balda başarılı olabilmek demiş. İnşallah. Biz balda başarılı olanı da tebrik etmesini biliyoruz. Süper'de de çok şey değil yani. Abi hedef şimdi varsa bakın, İçeriz Spor'un, aferin. İçeriz Spor'un çok hani ön plana çıkmasında tabii bazı etkenler var. İdman Yurdu'nun da olaylar üst üste gelince. Ya mesela İdman Yurdu yanında birçok kez İçeriz Spor konuşuldu. İdman Yurdu konuşulurken yani yanında birçok kez İçeriz Spor konuşuldu. Bu bir etkendi. Ya da fark etmez ki ben şimdi X bir takımın yönetiminde olsam ya da o takımın ne hangi birim olur basın biriminde olsam abi ben kulübümü konuşturmak için yaparım yani bir şeyler. Ya, bunlar da ne yaptılar şimdi? Birçok ünlü futbolcudan video çektiler. Bu videolar Mersin kamuoyunda birçok yerde yayınlandı. Türkiye'ye dinlendi. Reklam yaptın abi. Yani dünyaya şimdi reklam yaptın. Biz bunu diyemeyiz ki sen Beyin Spor'ta diyebilir misin? Yattara'nın İçeriz Spor'a başarılar dilerim mesajını kullanma diye. Yattara Mersin'i mi görmüş herhalde? Yani, Pepe'nin. Pepe Mersin'i mi görmüş? Çok şey futbolcu. Robinho mesela. Yani lig içerisinde video çekip gönderdiler. İçeriz Spor'a başarılar diliyoruz diye. Lig sonunda video montaj çektiler. Montaj diyen var ya. Video çektiler. İçeriz Spor'un... Güzel görmeyi de bilir. Yalan haber diyen var. Mi ya? İçeriz Spor'un şampiyonluğunu kutluyoruz diye. Bunu kendileri yaptı. Yani İçeriz Spor bunu yaptı. Tebrik ediyoruz. Doğru ya yaptılar. Hangi kulüp bugüne kadar İçeriz Spor'dan önce hangi kulüp? Bir tane kulüp desin ki bana. Yok. 5 yıl içinde birincilikteyiz. Dedi. Bunu diyen var mı? Mehmet Üstad, İçeriz Spor'un çok konuşulması da hep senin payın olduğunu söylüyorlar. Eğer öyle bir payın varsa da tebrik ederim seni. Ya bence ben de gurur duymanız lazım abi yani. Bak öyle bir egomanyayı yıktılar ki İçeriz Spor olarak. 5 yılda biz birincilikteyiz diyebilecek bir takım var mı? Yok. Oldu mu hiç? Yok. Adamlar resmen dedi. Ve yaptığını, nasıl yapacağını gösterdi. Adem Koşar abimiz demiş ki kolay gelsin iyi yayınlar arkadaşlar demiş. Selman Üstü köy turnuvası başladığı zaman konuşulacak mı? İyi yayınlar herkese demiş. Selman'a söyleyeyim. Geçen sene sağ olsunlar çok küfür yedik, hakaret yedik. O yüzden bu sene bu programda konuşulmayacak. O kadar mı? Programa yetişmiyor abi ya zaten köy maçları. Yok yok yani sen öncesinde de konuşmak istersin mesela şampiyon olduk falan dersin geçen seneki. Yok konuşmayacağız yani. Ben onu söyleyelim. Ben devre dışıyım abi bu konuda. Ha evet. Yani yayın bile yapabilirdik aslında. Güzel olurdu. Köy maçlarında. Gerek ama yok abi, gerek yok. Mustafa Karabulut çok kızmış geçen sene. Abi hiçbir tarafımız kalmadı ya. Kulağımızın arkasına bile sövdüler ya. Nasıl bir fantaziyiz. Cevdet Tekin demiş ki abim demiş doğru yoldasınız. Allah emeklerinizi boşa çıkarmasın. Amin ecmain diyelim. Evet, yavaş. Ezel bir resim vardı onu. Ömer Önder biraz önceki yorum yapan kardeşimiz Mehmet Uysal'ın Jenga konseptini verebilirim çok abi beğenmiş. Verebilirim abi. Teşekkür ediyoruz kardeşimize de. Verebilirim yani. Ben şey yapmadım için, şey yapmadım abi onu okumadım. Ben o şu resminde veren de bu U19'la ilgili bir evet, şey söyleyeyim. Evet. Mersin bu geçen hafta yapılmıştı. Biz son dakikada kaçırdık şeyi. Aslında normalde geçen hafta verecektim bu resmi. Saha komiserleri, Türkiye Saha Komiserleri Mersin Şubesi'nin olağan genel kurulu yapılmıştı 15 Mart'ta. Kamil Mustafa Öncel başkanlığında Nihat Gülmez, İsmail Tol, İsmail Kutlu ve Seracettin Gül'den oluşan yönetim göreve geldi. Mustafa Öncel daha önce zaten başkan olmuştu ve devam ettirecek şu anda. Biz de Mersin Amatör Futbol Derneği olarak ve Futbol Panorama programı olarak buradan hayırlı olsun diyelim, başarılarının devamını dileyelim. Çünkü müthiş bir emek var orada da. Orada da çok emek harcayan sağ komiserleri var diyelim. Mustafa Öncel de
tek başına, aslında ekibi var ama tek başına müthiş mücadeleler verdi. Onu da söylemiş olalım ki birebir biz sürekli irtibat halindeyiz Mustafa abiyle. Çok teşekkür ediyoruz ve başarılarının devamını diliyoruz. Evet, Mehmet Öksal. Şimdi abi bu U19 Playoff Ligi ile ilgili, ya beni şu an elimde puan tablosu vardı. Bu beni çok üzdü be abi. Vallahi bir spor sever olarak şu puan tablosu, şimdi lider Medjem Slivke, ikinci Kuvay Milliye, bu beni mutlu eder onların. Ama alttaki takımlara bakıyoruz, o hedef dediğimiz, o paranın olduğu takımlara. Ya Meski Spor son sırada ya. Meski Spor bir galibiyet, dört mağlubiyetli son sırada abi ya. Üstünde Adonis, bizim o övgüler yağdırdığımız gençler bazında. Hemen üstünde Mersin İdman Yurdu, 7 puan da abi ya. Ya bu son 3 özellikle beni çok üzdü abi ya. Yani gerçekten hani Mersin İdman Yurdu için U19'da ne diyoruz? Ya var diyoruz A takımda oynatabileceğimiz. Ya sen daha kendi liginde sıkıntısın. Şimdi üstündeki Yolspor, Kuvay Milli, Medjem Slivke. Hadi Slivke'yi bir kenara bırakıyorum. Medjem şeyinden, isminden dolayı. Hani sponsorluk anlamında. Ya Kuvay Milli'nin Yolspor'un ne gücü var abi ya? Ya Yolspor tamam karayollar ama A takımın da hali ortada. Hani maddi anlamda. Bir sıkıntı var orada çünkü. Destek yok fazla. Ama bakıyorsun başarı var kardeşim ya. Altyapısında da başarı var. Sen şimdi Mersin İdman Yurdu, Adonis'i bir kenara koyuyorum. Abi Slivke ile Kuvay Milli'yi bir tık üstte tebrik ediyorum. Tebrik, onları sonuna kadar tebrik evet. ediyorum. O ayrı bir konu. Bu imkanlara rağmen. Ama Mersin İdman Yurdu özellikle Meski Spor'un. Ya Meski Spor'un U19 takımı bir galibiyet, dört mağlubiyette son sırada. Ben buna vallahi billahi yani şu gördüm üzüldüm şu an abi ya. 5 gol atmış, 12 gol yemiş ya. Hani elbette ki kendilerine göre bir sıkıntılar vardır ama Meski Spor'da sıkıntı olmaz abi. Hangi kategoride olursan ol, Meski Spor'un bahanesi olmaz. Para dersen var, güç dersen var, lobi dersen var. Yani Meski Spor, hani Mersin İdman Yurdu'nu anlarım. A takımının yönetiminin oluştuğu tablodan dolayı. Yine de ben anlayamam. Yok yok hani bir arma olarak yani, üzüldüm zaten. Abi yani şu anda biz orada tamam diğer takımlarımız. Şu kadronun ölüsü yeter derler ya. Abi Mersin İdman Yurdu orada şu anda açık ara önde olması lazım. Ya o ayrı bir konu. Hani acaba diyorum hani o A takımından dolayı hadi diyorum ama. Yok abi yok. Meski hiç Spor'un, mazereti yok. Hiç Meski mazereti. Spor'un hiçbir mazereti yani, yok abi. Abi Mersin İdman Yurdu'nun da yok. Orada şu anda U19'da Mersin İdman Yurdu'nun açık ara önde olması lazım. Bak ilk 3 dışında. Kim bana kızıyorsa da kızsın. Bazı böyle konuştuğumuz kızıyorlar ya sonra. Ya Mersin İdman Yurdu'na hani üzülüyoruz o ayrı bir konu da arabadan dolayı. Hani bir noktada anlamaya çalışırım da şey bazı olaylardan dolayı. Ya Meski Spor'un şu tabloyu açıklama şansın yok. Ben bugün gördüm bu tabloyu. Ben bir şey söyleyeceğim ben ya. Çok üzüldüm abi ya. Şimdi biz yıllar önce Mezitli Spor 3. ligde Mezitli Spor işte yeni bir yönetim geldi o zaman. Yeni bir teknik kadro geldi. Biz de böyle o zaman Mersin amatörünü konuşan, yöneten gerek futbolcu, hoca, yönetici olan 5-6 kişi böyle oturuyoruz. Hep şimdi onlara izleyenler olduğu zaman hatırlayacaklar ne demek istediğimi. Ya dedik ki biz içimizden bir tanesi de o zamanki Mezitli Spor yönetimiyle yakın. Teknik ekibiyle, yönetimiyle hatta teknik ekibinin içinde miydi? Ya dedik ki gelin Mezitli bu sene hiç dışarıdan transfer yapmasın. Mustafa Karabulut iyi dinle beni. Dinliyorum abi seni. Can kulağıyla. Dedik ki Mezitli Spor bu sene hiç dışarıdan transfer yapmasın bak. Üçüncülükte oynuyor. Mersin'den tüm amatör takımlara bakalım. En iyi birer ikişer oyuncusunu Mezitli Spor'a versin. Mezitli Spor da üçüncülükte kalsın. Dedik. Hep hocalar var yani. Mersin amatör kulüplerde hocalık yapan hocalar var yanımızda. Evet aynı fikirdeyiz falan. O zamanki yönetim tabii kendi takdiri transferler yaptı. Dışarıdan. Şimdi hatırlamıyorum. Niğde'den falan oyuncu geldi herhalde. Konya'dan falan oyuncu geldi. Neyse Mezitli Spor, Mersin Büyükşehir Belediye Spor'du ismi. Bir yönetim değişti. Mezitli Spor oldu. Mezitli Spor bağıra bağıra 3. ligden aşağı düştü. Biz o zaman hep dedik ki ben dedim başta. Ya acaba işte biz dedik Mersin'den amatör futbolculardan toplasaydık bu kulübü o şekilde kursaydık işte bu takım küme düşmezdi falan dedik. Abi bugünkü tabloya baktığım zaman ne kadar haksız olduğumu gördüm. Duyuyor musun Mustafa Karabulut? Duyuyorum abi duyuyorum. Yani ben Mersin futbolunu o kadar göklere çıkarıyorum ki Mersin amatör futbolunu o kadar göklere çıkarıyorum ki 3. ligdeki bir takıma Mersin amatöründen futbolcular seçsek koysak işte
bu takım ligde kalır, en azından yukarıya oynar, ilk ona oynar diye hep iddia ettik. O zaman bizi dinlemediler. İyi ki bizi dinlememişler. Bir şey değişmeyecekmiş dinleseler de. Yani Mersin İdman Yurdu'nun durumu ve bu bazı, ya biz niçin yerli oyunculardan bahsediyor? Bak kimse beni yanlış anlamasın. Biz bugün Mersin amatöründe futbol oynayan herkese saygımız var. Emek veren herkese saygımız var. Zaman zaman şunu da eleştiriyorum ben. Bu duygusal yanımdan dolayı eleştiriyorum. Ya mümkün olduğunca yerli oyuncularımız oynasın. Baldaki süper amatörde, bir kere süper amatörde yabancı oyuncu olmasın diyorum. Ben şahsım adına diyorum yani. Ama gel gör ki. Süper amatörde yabancı oyuncu niye olsun ya? Bizim yerli oyuncularımız oynasın. Belki şans verilmiyor, hak verilmiyor. Yani yol açılmıyor yerli oyuncularımıza. Ama bugünkü tabloları böyle yaşadıkça ya acaba ben bu kadar sevdam çok mu büyütüyorum Mersin yani şu, amatörünü diye. Ya şu bir örnek mesela. O 19 playoff Mersin ligi. Mersin İdman Yurdu'nun 19'u böyle mi olur? Meskin'in böyle mi olmalı? Ya olmamalı Mersin İdman Yurdu'nun böyle mi olmalı? Biz amatör yani kendi oyuncularımızı ben çok abartmışız mı? Ya da beni yanıltsınlar artık. Ben yanılmak istiyorum. Bak bir örnek verdim abi. Toroslar Belediyespor İlçespor maçını izledik canlı. Yani ben izledim. Tamamını izledim. 3-0 bitti maç. Hiçbir önemi yok İlçespor açısından. Tam kadro çıkıyor, şiir gibi top oynuyor. İlk başta neyse sonunda da aynı şekilde. Toroslar Belediyespor için ne dedik? Bazı şartlardan dolayı erken veda ettikleri için, hedeften koptukları için gençlere yöneldiler. Doğrusunu yaptılar. Ya sen saha içinde rakibin İlçespor, şampiyon olmuş İlçespor, kimse kusura bakmasın. Şampiyon olmuş İlçespor, şiir gibi top oynuyor. Taviz vermiyor sisteminden, disiplininden. Ya sen koskoca babanız yaşındaki Serdar abi kaleciyi çıldırtıyorsunuz. O saha içerisinde ben diyaloglarını konuşsam burada o gençler bir daha o stadın önünden geçemezler. Ayıp ama ya. Ya 18-19 lise talebesisiniz siz ya. Bak lise talebesi abi bunlar ya. Bunlar maç kazandıkça cebine para koyan insanlar. Gencecik çocuksun ya. Siz saha içinde daha birbirinize saygınız yok. Futbolcu tekme atıyor ya. Bak rakibin tam kadro çıkmış, tam kadro çıkmış, şiir gibi top oynuyor, disiplinden taviz vermiyor. Sen her türlü şey yapıyor. Ya Serdar abi çıldırdı ya. Bahsettiğim Serdar abi biliyorsun değil mi kaleci? Çıldırdı adam ya, görüyor çünkü oradan. Toroslar Belediyespor dediğimiz takım niye eleştiriyoruz? Kurum takımısın. Meskispor'u niye eleştiriyoruz? Kurum takımı. Niye? Para var. Kimse yok diyemez. Bak U19 takımın bir galibiyet, 4 mağlubiyet. Son sırada. Böyle mi olmalı abi? Şans bulan gençler bu şekilde mi kendini geliştirecekler? Biz bu gençleri mi savunacağız? Ya niye bu gençler 3. ligde 2. ligde oynatılmıyor diye. Yıllardır onu savunuyorum ben. Şimdi şu anda durup düşünüyorum artık yani yanlış şeyi savunuyoruz. Antrenmanda kulağımıza gelir, ona küfür etmiş, ona kavga etmiş, bu etmiş. Ya böyle mi olmalı yani? Bu şekilde mi olmalı? Biz kimi savunacağız abi o zaman? Abi. Ya şu gençlerimizin artık bir şeylerin bilincinde olması lazım. Abi toparlayalım yavaş yavaş. Duruyor. Yani evet. Avrupa'da adam 17 yaşında, 16 yaşında 30 milyon euro transfer yapıyor. Biz burada hala neleri konuşuyoruz ya? Ve amatördeyiz hala. Kadir Duman demiş ki Yolspor'dan demiş Serhat Hoca'yı gözden çıkarmayalım demiş. Hırs küpü demiş. Vedat Çoban iyi yayınlar selamlar demiş. Hasan Halkan demiş ki biz abi biz sizi izliyoruz her hafta takip ediyoruz ama bakın bizim de beklentilerimiz olacak sizden. Elbette Mut İdman Yurdu'na bahsettiğiniz zaman biz de İlçespor'un yaptığını yapmaya çalışmıyoruz ama bundan keyif alıyoruz demiş. Biz de yani Mut İdman Yurdu'ndan bahsetmekten de keyif alıyoruz. Bizim için fark etmiyor. Biz bütün takımları izlerken de konuşurken de keyif alıyoruz. Yani bizim öyle bir şeyimiz yok. Evet son cümlelerinizi alalım ve kapatalım. Ben söyleyeceğim her şeyi söyledim abi ya. Bütün hafta sonu oynanacak bütün maçlarda takımlarımıza başarılar diliyorum. Mersin İdman Yurdu için de o arkadaşlarımızın paylaşımlarını baz alarak tekrar söylüyorum. Biz o gençleri, gencici çocukları ağlayarak değil de gülerek amatöre vurlayalım. Alkışlayarak vurlayalım. Biz yine orada olacağız Allah nasip ederse bir aksilik olmazsa. Herkesi de bekliyoruz o maça. İsmail abi. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Kandiliniz mübarek olsun. Bir şey daha es geçmeyeyim. Onu unutmuştum. 22-24 Mart tarihlerinde yani bugün ve yarın ve ertesi gün oynayacak olan Türkiye Şampiyonası var. U14'te bizim şehrimizi Aksaray'da Akdeniz Belediyespor temsil ediyor. Maraş'ta da Çukurova İdman Yurdu temsil ediyor. Başarılar diliyoruz iki kulübümüze de. Umarım istedikleri sonuçları alarak dönerler. Bir mesaj var ya
Buyur abi. Onu okuyalım, öyle bitirelim. Cevzet Tekin abimiz demiş ki, İsmail abim, amatör takımlarda dengeleri, değişimi kurum takımları amatör ruhunu bitiriyorlar. Abi sen nereden okuyorsun bunları? Benden niye gelmiyor? Facebook'ta. Ya o bilgisayarda o algoritmadan dolayı bazen sıkıntılar oluyor. Abi. Tabletle telefon. Yenilersen. Yok. Tabletle telefonda biraz fark ediyor olaylar. Bilmiyorum valla. Bana geliyor. O da hayır daha başka mesajlar var okumadığımız. Kusura bakmayın arkadaşlar. Benim ekranıma düşenleri ben normalde ekranıma bazen düşmüyor demek ki. Mustafa Bey'in aynen. Bu şeyleri okuması okuyor mesajları. Biz de hani bazen onun okumadıklarını fark ettiklerimizi düşmüyor, uyarıyoruz. Düşmüyor abi. Ama ona rağmen görmediklerimiz var. Kusura bakmayın yani hepsini de okuyamıyoruz. Zaten bazıları da görünmediği için okuyamıyor Mustafa Bey. O konuda zaten da hepsini okuma şansın olmaz. Abi. Evet kusura bakmayın yani. Yani aynen öyle. Bütün takımlarımıza başarılar dilerim. Dediğimiz gibi her zaman biz bütün takımlarımızın yanındayız. Her haftada programın aynı şekilde noktalıyoruz. Yok bir mesaj gelmiş de ona takıldım. her haftada programı aynı şekilde bitiriyorum. Yine aynı şekilde bitireceğim. Unutmayın ki her şey amatörden başlar.